başlayalım. Hoş bulduk babacığım. Yerleştim babacığım. İki gündür inşallah ben de misafirhanesinde kalıyorum. Başladık. Pazartesi başladık. İki gün oldu inşallah. Ne gün bitecek? Cuma günü mü? Cuma günü son sınavla bitecek babacığım inşallah. Sınav. Tabii. Selamünaleyküm. Allah gecenizi, gündüzünüzü, hayatınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Selam. Gitti mi? Erzurum daha. Allah yesin. Göz görmüyor demiyoruz da kabahati camda buluyoruz. Bez kabahati. Cam kapı. Ya Allah. İhtilaf gidiş tarzındandır, yolun hakikatinde değil. Bunu Hazreti Mevlana böyle bir başlık atmış. İşin hakikatinde ihtilaf yoktur, gidiş tarzında ihtilaf vardır diyor. Aslında Kur'an sünnet bellidir, onun içerisinde herkes kendince uygun bir şey seçer. Bunda mesela ben bazen derim bir meselede 3-5 hakikat bile bulabilirsiniz. 3-5 tane doğru bulabilirsiniz diye. Bunun gibi orucu hani örnek gösteririm ya. Ramazan orucu farz. Herkes için geçerli. Ama normalde nafilelerle alakalı, oruçla alakalı işte pazartesi, perşembe, sünnet 14, 15, 16, sünnet ayın 1'i 15'i 30'u sünnet, bir gün boş, bir gün dolu sünnet. Bu sünnet oruçlarıyla alakalı kendinize bir tanesini ölçü seçerseniz o sünnete Resulullah'ın içerisinde size ait bir yol olmuş olur. Veyahut da bunu bir cemaat, bir tarikat kendince bu sünnet oruçlardan birisini kendisine ölçü edinse, biz arkadaşlarla beraber bundan sonra pazartesi, perşembe oruç tutacağız deseler yine sünnet-i Resulullah'tan kendilerine göre bir yol çizmiş olurlar. Bu noktada o kimse kendi gidiş tarzını koymuştur. Hakikatte yine de o kimse ne yapmış olur? Sünnete işlemiş olur. Yine aynı şekilde Hanefi'ye göre
abdestin farzı 4'tür, Şafii'ye göre 5'tir, Hanbeli'ye göre 7'dir. Ama bunların hepsine baktığımızda bu uzuvların bir kısmını farzdan, bir kısmını sünnetten, yıkamanın sünnetten olanlardır. O yüzden birbirlerinden aslında hakikat noktasında fark yoktur. Ama yoldaki bu zenginlik bu manada sanki böyle yolun hakikatine aykırıymış gibi algılanır. Hatta bu meseleyi, meselenin iç yüzünü bilmeyen İslam düşmanları bunları bizim önümüze koyaraktan sanki hakikatte farklılık varmış gibi bize gösterirler. Oysa hakikatte farklılık yoktur. Hatta daha ileri söylemek gerekirse Adem'den itibaren bütün dinler İslam'dır. Hakikatlerinde birbirlerinden fark yoktur. Ama son peygamber Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden bütün dinlerin bu noktada gelmiş oldukları en kemal noktasıdır. Yoksa din İslam'dır. Hani bazen de söylerim yani bu diyalogla alakalı bana soru sorarlar. Kim kimle diyalog yapacak? Hepsi de İslam derim. Yani bir bugün İsevilik de sonuçta İslam dinidir. Musevilik de sonuçta İslam dinidir. Hazreti Musa aleyhisselam da İslam peygamberidir. İsa aleyhisselam da İslam peygamberidir. Bu noktada peygamberlerin getirmiş olduğu, getirdikleri ilimde de hakikat vardır. Ama normalde bazılarının bazı elbiseleri dar gelmiştir. Dar gelince Cenab-ı Hak yeni bir elbise biçmiştir. Bunu normalde Hazreti Mevlana der ki, o terzi der, bir elbise dar gelince o yırtar, yenisini diker der. Bunun gibi Cenab-ı Hak da bazı peygamberlerin hukuku dar gelince yeni bir peygamber göndermiş, yeni bir hukukla hukuklandırmış. Bunun gibi Muhammed Mustafa da sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bütün peygamberlerin sonuncusu. Cenab-ı Hak da onu kıyamete kadar vazifelendirmiş ve kıyamete kadar onun hukuku geçerli olacak. İşte Adem'den itibaren Muhammed Mustafa'ya kadar hakikat birdir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin getirdiği hakikat ile Adem'den itibaren gelen peygamberlerin hakikatinde bir tenakuz yoktur. Birbirlerini yalanlamazlar, birbirlerini reddetmezler. Ama hukuksal açıdan yeni hukuklar, yeni anlayış gelmiştir. Adem Aleyhisselam'a 10 sayfa bir emir veya 10 emir verildiyse, sonraki peygamberler gelince, insanlar kendilerince, kendi akıllarını ortaya koyunca, akıllarını ilahlaştırdıkça, Cenab-ı Allah da o insanların o yeni akıllarını yenecek yeni peygamberler göndermiştir. Aslında din, insanların kendi akıllarını ilah edindiğinde, akıllarını yenmek içindir. Aklı yenen bir tek din vardır. Dinden başka insanoğlunun aklını yenen bir şey yoktur çünkü. İnsanoğlu öylesine halife yaratılmış, halife yaratıldığı için aklı mükemmeldir. Aklı mükemmel olunca o mükemmel akıl eğer ki nefsaniyete dönünce ne yazık ki şeytaniyete dönüyor. Şeytaniyetine dönünce de kendisini ilah zannetmeye başlıyor. Bunun ilah olmadığını, ilahın Allah olduğunu beyan eden Cenab-ı Hak zaman içerisinde peygamberler göndermiş ve o peygamberlerin hakikatlerinin, birbirlerinin hakikatlerinde bir eksiklik, noksanlık yok. Hatta Hazreti Mevlana Mesnevisi'nde der ki, onlar tesbih tanesi gibidir. Tesbih tanesi. Sırası gelince ne yapar? Yerine şık 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 gelir. İşte o İsa'nın bir renkte oluşundan koku almamıştır. Hani o padişahın halifesi, o padişahın veziri ve padişah. İkisi de İsa'nın bir renkte oluşundan koku almamıştı. O İsa küpünün mizacından huy kapmamıştı. O İsa küpünün mizacından da huy kapmamıştı. Yüz renkli elbise, İsa'nın saf küpünden sabah rüzgarı gibi sade ve latif bir hale gelir. Tek bir rengi boyanırdı. Birlikteki bu tek renklilik insanın sanç ve sıkıntı veren tek renklilik değildir. Belki de o tek renk deniz gibidir. Ona dalanlar da balık gibi hayat ve neşe içindedirler.
Karada gerçi binlerce renk var ama balıkların kurulukla cengi, savaşı var. Misal olarak söylenen balık kimdir? Deniz nedir ki yüce ve ulu padişah ona benzesin? Bu bir metafor olarak algılayalım. İsa Aleyhisselam'ın kuyusunun üzerine Hazreti Mevlana, bu tartışılır. Siz benden sonra isterseniz tartışın veya kim tartışacaksa tartışsın. İsa Aleyhisselam vakti zamanında doğduktan sonra belli bir yaşa kadar Mısır'a göçer. Annesi göçer. Her ne kadar Museviler Hazreti Meryem'i öldürmekten vazgeçseler de dillerini tutamazlar. Hazreti Meryem'in namusuna iftira atarlar, çok konuşurlar. Meryem'in uzaktan bir akrabası vardır Mısır'da. Meryem, İsa, çünkü artık Meryem validemizin zina ettiğine dair Musevilerin söyleyecek bir söz yoktur. Çünkü İsa Aleyhisselam beşikteyken konuşur. Büyük bir mucizedir bu. İsa'nın beşikte konuşması. Cenab-ı Hak onun üzerinden kelime olarak zuhur eder. Zaten ayet-i kerimede İsa Aleyhisselam'la alakalı Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah der ki o Allah'ın bir kelimesidir. Tabi Musa, Meryem annemiz babasız doğum yapınca Museviler durmazlar. İlk önce onu öldürmeye, katletmeye, taşlamaya kalkarlar. Bu veled-i zina doğurdu diye. Ama Meryem annemiz en sonunda Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla, çünkü Allah der ya, Meryem'e ilham etti. Meryem'e ilham eder Cenab-ı Hak. Meryem annemiz her şeyini ilham üzerine yapar. Hatta ayet-i kerime vahyetti der. Meryem'e vahyetti. İslam uleması, bilhassa Osmanlı'daki büyük ulema ve ehli tasavvuf burada Meryem'e vahyetti meselesini peygamberlere verilen vahyi değil, onun bir altı, ilham olarak nitelendirmiş. Ama bunun Kur'an dili vahiy olarak geçer. O yüzden bazı ehli tasavvuf bu vahiy olan Allah'ın ilhamını ilham olarak ayırt ederler. Cahil Müslümanların, cahil insanların kafası karışmasın. Meryem'e, veli Allah'ın velilerine, arıya, Cenab-ı Hak arıya da vahiyetti diyor çünkü. Arıya vahiy ile peygamberler olan vahiy aynı derecede değildir. Arıya vahyedilen derece ile Meryem annemize vahyedilen derece de aynı değildir. Vahyin derecelerini inşallah sohbet bir sırası gelirse ayetten işleyelim. Hazreti Meryem alır İsa Aleyhisselam Mısır'a göçer. Hatta Mısır'da bir ağacın altında kaldıkları, orada oturdukları, hatta şu anda Hristiyanlar için o ağaç çok kutsaldır. Tarih boyunca kutsal olmuştur, gidip gelmişlerdir. Ağaçtan böyle değişik medet ummuşlardır filan. Sonra İsa Aleyhisselam biraz büyümeye başladığında annesi onu bugünkü kumaş boyacısı, boyane gibi, geçmişte de kumaş boyayanlar var küplerin içerisinde. Böyle natural işte kök boyalarla işte kazanların içerisinde suyu kaynatırlar. Ne renk elde edeceklerse o renge ait boyalar varsa elde var olanlarla, yoksa üretirler ve o kazanlarda mesela siyah boyanacaksa bir kazanda, mavi boyanacaksa bir kazanda, sarıydı, pembeydi, yeşildi boyanacaksa bir kazanda boyanır. Böyle kumaş ve iplik boyayanlar vardı. İşte İsa Aleyhisselam'ın annesi, rivayet böyle, onu bir boyacının yanına çıraklığa verir. Ustası bir gün
İsa Aleyhisselam'a bir sürü elbise ve kumaş verir. Onların renklerinin de numunelerini verir. Ve der ki, hepsinin rengi üzerinde yazılı, numuneler de belli, kazanları da belli. Ben gelinceye kadar hepsini bunları kazanlarına daldıraraktan boyatar. Tabii ustası, patronu bunu böyle söyler gider. Tarif eder gider. İsa Aleyhisselam bütün elbiseleri bir kazana atar. Bir küpe atar. Burada küp diyor ya, biz onun yine Hazreti Mevlana'nın dilini kullanalım. Bir küpe atar. Tabii küp de kaynamaya başlar. O esnada da daha henüz çıkmadan ustası gelir. Usta bakar ki bütün elbiseler ve kumaşlar aynı küpte. Ve ondan sonra da der ki ustası, nasıl böyle bir şey yaparsın? Ben hepsinin ayrı renkte olmasını istedim. Ve renklerin üzerindekileri de yazdım. Sen niçin ayrı ayrı küplerde boyamazsın da hepsini de bir küpe atarsın da? İsa Aleyhisselam hiç cevap vermeden gider küpün başına, elbiseleri teker teker çıkarmaya başlar. Her çıkardığı elbise ustasının istediği renkte çıkar. Ustası ne renk istiyorsa. O yüzden Hazreti Mevlana burada diyor ki, İsa küpünün mizacından huyup kapmamıştı. Yüz renkli elbise İsa'nın saf küpünden sabah rüzgarı gibi sade ve latif bir hale gelir, tek bir renge boyanırdı. 100 tane elbise tek renkten 100 çeşit renk çıktı. Bir renk mesela, diyelim ki o küp neyse, o küpten 100 renkli elbise çıktı. Ama diyor Hazreti Mevlana, diyor ki bu vezir de bu padişah da İsa Aleyhisselam'ın mizacından huy kapmamıştı. Yani İsa'yı bir peygamber olarak tanımadılar. Ve o peygamberin sünnetini, o peygamberin yolunu takip etmediler. O peygamberin ahlakıyla ahlaklanmadılar. Peygambere karşı geldiler. Peygamberin yoluna da karşı geldiler. Peygamberi inkar ettiler. Bunlar inkarcıların tekiydi. Çünkü normalde İsa küpünün mizacından dediği mizacı ahlakı, huyu. Ondan bir şey kapmak yok, ondan bir şey öğrenmek yok. Eğer peygambere tabi olmaz, peygambere itaat etmez, peygamberin yolundan gitmezsen ondan bir şey öğrenmen mümkün değil. Ondan bir şey kapman mümkün değil. Eğer sen bir ustanın yanına çırak girdiysen, ustanın mizacından, ustanın sanatından bir şey öğrenmeye çalış. Sen ustana karşı kalbinde bir reddiye varsa, kalbinde ona karşı bir sevgisizlik varsa, onun huyundan alman mümkün değil. Ona karşı böyle bir, sen onun itaat etmiyorsan, itaatkârhane davranmıyorsan, ondan senin bir şey öğrenmen mümkün değil. Ya ona önce itaat etmen lazım. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Kim Allah ve Resul'e itaat etmezse apaçık bir sapkınlık içindedir. İşte onlar da İsa'ya itaat etmiyorlardı. İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmiyorlardı. Ve İsa Aleyhisselam'ın dinini ifsad etmek için, dini bozmak için o vezir bütün topluluklara ayrı ayrı dini emirler, dini tomarlar sunuyordu. Ve bunlardan da anlaşılıyordu ki onlar İsa'nın kokusunu almamışlar. Onlar İsa'nın huyuyla huylanmamışlar. Eğer burada Hazreti Mevlana diyor ki 100 renkli elbise İsa'nın saf küpünden sabah rüzgarları gibi sade ve latif bir hale gelir. Tek bir renkten boyanırdı. Yani o, eğer onlar İsa Aleyhisselam'a tabi olmuş olsalardı, onlar da bir renge boyanacaklardı.
Onlar da bir renkle renkleneceklerdi. Tabi bu renk ne? Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimede bakar ayet 128 olması lazım. Ne diyor? Biz Allah'ın boyasına boyandık. Eğer bir peygambere tabi olursan Allah'ın boyasıyla boyanacaksın. O peygamberde rengarenk, rengarenk tecelliyatlar var peygamberin üzerinde. Sen kendine uygun bir renk seçecektin oradan. Ve sen kendi rengini bulacaktın. Ve diyor ki birlikteki bu tek renklilik insana usanç ve sıkıntı veren tek renklilik değildir. Buradan şimdi başka bir yere atlamak istiyorum. Bunu böyle kendi kendime tefekkür ederken aslında renksizlik amadaydı. Varlığın dereceleri açısından. Ve Cenab-ı Hak amada renksiz hükmündeydi. Cenab-ı Hakk'ın bu nokta rengi belli değildi. Ve Cenab-ı Hak amadan normalde tecelli ederken bir şey yaratırken ruhundan ve nurundan o bir şeyin de rengi, şekli, şemali, cinsi, cinsiyeti belli değildi. Ama ondan ruhlar alemine tecelliyat sürerken ruhlar alemine artık renksizlikten renkliliğe geçmeye başladı. Artık belirsizlikten belirliliğe geçmeye başladı. Artık o güne kadar bilinmezlikten bilinirliğe doğru geçti. Ve bunu aklıma getirdim. Ve bir küp aslında rengi belli değildi. Ama o küpün içerisine bir şey dalıp çıktığında kendi rengini buluyordu. O küpten biz onu eğer ki hakikati Muhammediye'nin başlangıcı olarak görürsek her suret o küpün içerisinden bir renge boyanıp da geliyordu. Eğer biz elbiseleri yeryüzüne gelecek olan insanlar olarak görürsek insanların hepsi de o renksizlikten kopup geldi. Eğer biz bunu ten rengi dersek evet ten rengi de renksizlikten geldi. Eğer ki biz bunu mizaç dersek, fıtrat dersek evet o da renksizlikten geldi. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri burada bir cümle ile müthiş bir metafor kurmuş. Bence bu otomatikman, bu normalde söz konusu olan padişah ve halifeyi anlatmıyor. Burada öyle bir şey metafor kullanıyor ki bunu derinlemesine baktığımızda, bunu batini noktadan baktığımızda İsa Aleyhisselam'ın üzerine bir hakikat metaforu kuruyor. Bu hakikat metaforu şu, varlığın hakikati ve aslında varlığın hakikati noktasında o vezir de o padişah da kendi varlığının hakikatlerine gidiyorlardı. Varlığın hakikati kendi renklerine doğru gidiyorlardı. Ve hepimiz kendi rengimize doğru gidiyoruz. Buradaki herkes kendi renginde ve herkesin de burada kendi renginde olmasını isterim. Ve biz bir küpsek, bunu bir tasavvufi bir küp olarak algılayabilirsiniz. Varlığın dereceleri içerisinde nasıl varlığın kendi rengi olarak görüyorsanız, bir tasavvuf topluluğunun içerisinde de o topluluğa gönül vermiş olanların kendi renklerini de bunu nitelendirebiliriz. Ve bu tasavvuf topluluğuysa herkes kendi rengine bürünüyor. Bugün ehli tarikatın ve ehli tasavvufuz diyenlerin en büyük düştükleri handikapları şu. Bütün müridanı şeyhin kendi rengine büründürmeye çalışıyorlar. Bütün kardeşleri, zakirler kendi renklerine büründürmeye çalışıyorlar. Bütün hoca efendiler dervişlerini kendi renklerine büründürmeye çalışıyorlar. Siyasi partiler arkalarından gelen insanları kendi renklerine büründürmeye çalışıyorlar. Onları kendi renklerinde özgür bırakmıyorlar. Onları kendi yollarında özgür bırakmıyorlar. Birisi bir gün boş, bir gün dolu oruç tutacaksa din onu serbest bırakmış.
Bir gün boş, bir gün dolu oruç tutsun. Birisi pazartesi, perşembe tutacaksa din onu serbest bıraksın, bırakmış. Pazartesi, perşembe nafile oruç tutsun. Birisi 14, 15, 16 oruç tutacaksa din onu serbest bırakmış. 14, 15, 16'yı kendine renk seçsin. Öylesine yürüsün. Birisi kendince bir esma yakaladıysa rüyasında, halinde, mecazında, bırakın o halinde, rüyasında, mecazında yakaladığı o ismi şerifle yürüsün. Hayır, biz illa onu o ismi şerifle yürütmemek için can atıyoruz. Hayır, biz onu illa ki kendi rengimize boyandırmak için uğraşıyoruz. Ve bize şunu şöyle öğretiyorlardı. Sufinin rengi üstadın rengi olması lazımdı. Ben de diyordum ki hayır, üstadın üzerinde her renk olmalı. Ve her renk onun üzerinde var ise sufilerin üzerinde de her renk tecelli etmeli. Ve burası rengarenk olmalı. Ve rengarenk cümbüş içerisinde olmalı. Bahar gibi olmalı. Bir sufi topluluğu çiçek açmış bahar gibi olmalı. Bir sufi topluluğu bahçede güllerin içerisinde rengarenk olmalı. Bir sufi topluluğu baktığınız zaman dağa, bayıra, bahçeye nasıl rengarenkse öyle rengarenk olmalı. Ve sufiler birbirlerinin rengine boyanmaktansa kendi renklerini parlatmaya uğraşmalı. Ve sufiler kendi renkleriyle var olmalı. Kendi renkleriyle cıvıl cıvıl olmalı. Demeliyiz ki biz, ya doktor şöyle bir kimliktedir, böyle bir kişiliktedir, şöyle bir renktedir, şöyle bir tatlıdır, şöyle bir tarzdadır, harikadır, ben onu sevebilirim. Aa, doktor asla Mustafa Özbağ olmamalı. Asla olmamalı. Asla olmamalı. Yıllardan beri söylediğim şey budur. Bir Mustafa Özbağ olmayın. Ben Mustafa Özbağ'dan bıktım. Kendiniz olun. Bütün sufi dergahlarında, bütün tarikatlarda işlenen yanlışlık buydu. Herkes şeyhi gibi sakal bırakmaya çalışıyordu. Herkes şeyhinin renginde giyinmeye çalışıyordu. Herkes şeyhi gibi cübbe giymeye çalışıyordu. Herkes şeyhi gibi şallar giymeye çalışıyordu. Hiç kimse kendi değildi. Kendi renginde değildi. Allah rahmet eylesin. Benim şeyhim böyle örmeli bir takke giyerdi. Bütün zakir, nakib, nügaba örmeli takke giyiyordu kafasında. Bana bakıyorlardı. Benim kafamda örmeli takke yoktu. Bana sorduklarında benim kültürüm değil diyordum ben. Ben İzmir Bayındırlıyım. Ben orada böyle bir şey giyemem. Benim kültürüm değil. Şeyh Efendi'nin böyle bir cübbesi vardı. Yaz kış cübbe giyerdi. Böyle şey, ne o? Yazları ince bir cübbe, kışları da kalın bir cübbe, paltomsu bir şey giyerdi. Ben giyemezdim. Bana derlerdi ki neden giymiyorsun? Ben derdim ki benim kültürüm değil. Ben hiç böyle bir kültürle yetişmedim. Ben takım elbise giydim. 5 yaşındaydım ilk takım elbise giydim de. Ya ben 5 yaşından beri takım elbise giydim. Normal pantolon, ceket giydim. Nasıl giyindiysem öyle giyindim. Kültürüm bu diyordum ben. Herkes aslında o küpün içerisinde kendi rengini bulamıyordu. Bu bütün toplumlarda, bütün insanlarda büyük handikap bu. Siyasi partilerde büyük handikap. Tarikatlarda büyük handikap. Cemaatlerde büyük handikap. Giderseniz herkesin bıyığı bir şekildir. Bir stildir bıyık. Gidersiniz tıraşları bir stildir. İçinde bir tane böyle uzun saçlı göremezsiniz. Örtüleri, kadınların örtüleri bir stildir. Hepsi bir renktir. Biz komünizme karşı çıkarken komünistliği kendimiz kurduk içimizde. Diyanet tek tip herkesi hacca götürüyor. Alıyor milyon metre, herkesin eline veriyor. Hepiniz de bunu giyeceksiniz diyor. Hem biz kahrolsun komünistim dedik. Komünistliği kendimiz kurduk tek tip. Diyanetin hacılarını görürsünüz. Tek renktir hepsi de. Kadınlar da erkekler de tek renktir. Kaybolmasınlar değil mi? Vallahi neden yapıyorlarsa yapıyorlar. Nereye kaybolacaklarsa Mekke'den. Bakın bu çok renkliliğe, çok renkliliğe, çok sesliliğe alışkın olmadığımızdan. Hani vardı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ashabı böyle değildi.
rengarenk sarık gördünüz, rengarenk kıyafetler görürdünüz, rengarenk. Herkes rengarenk giyinirdi. Herkes siyah sarık sarmazdı. Herkes beyaz sarık sarmazdı. Herkes yeşil sarık sarmazdı. Herkes halet-i ruhiyesine göre, kendi haline göre sarık sarardı. Ebu Dücane pembe sarardı mesela. Örnek. Uzundu onun sarığı. Örnek. Savaşta ısırırdı, ağzını bağlardı. Örnek. Sarıkla ağzını ısırırdı. Ağzından dolardı. Kocaman. Herkesin bir rengi vardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onları şöyle yapın demezdi. Kendisinin de yaptığı vardı. Kendisi de rengarenkti. Bir gün siyah sarardı, bir gün yeşil sarardı, bir gün beyaz sarardı, bir gün pembe sarardı. Sarardı. O bir renk sarık kullanmadı. Bir renk cübbe kullanmadı. Bir renk elbise kullanmadı. Kullanmadı. O bir tek yemek yemedi. Biz hiç yemeği tek tip yemek yiyor muyuz? Hayır. Ama tek tip elbise alıyoruz biz. Tek tip. Birisine diyor musunuz her gün sabah akşam öğlen gece mercimek çorbası içeceksiniz diye? Diyemiyorsunuz. Ama adama her gün siyah sarık sardırıyorsunuz. Siz diyebiliyor musunuz her gün et yemeyecek bütün herkes diye? Diyemiyorsunuz. Ama kadınların hepsine de siyah örtü taktırabiliyorsunuz. Bir hareketinizde. Bir hareketinizde kadınların hepsini simsiyah çarşaf giydirebiliyorsunuz. Bir hareketinizde bütün erkekleri simsiyah elbise giydirebiliyorsunuz. Bir simge haline getiriyorsunuz. Bakın simge haline getiriyorsunuz. Yok. Allah varlığı yaratırken de teklikten yarattı. Rengarenk yarattı. Rengarenk yarattı. Bir balık, bütün balıklar bir renkte değil. Bütün ağaçlar bir renkte değil. Bütün çiçekler bir renkte değil. Bütün güller bir renkte değil. Bütün karanfiller bir renkte değil. Bütün toprak bir renkte değil. Hiçbir şey bir renkte değil. Hiçbir şey değil. Bakın, hiçbir şey değil. Böyle bir çok renklilik var. Çok renklilik. Hani bir şeyin rengi solduğunda boyacı ne yapar? Önceden elbiselerin rengi solunca boyacılara gidiyor. Bunu gençler bilmezler şimdi. Şimdi bunu işte elbise temizleyicileri yapıyorlar. Elbise temizleyicilerin önünde ben okuyorum işte kot boyanır, işte kadife boyanır, pantolon boyanır, şu boyanır, bu boyanır diye. Önceden normalde küçük kasabalarda küçük boyaneler vardı. Küçük. Böyle normalde onların boya kazanları vardı. Herkesin çok renkli eşyaları da yoktu. Bir şey böyle giyip de kullanmak, kullanıp da atmak yoktu. Atmak yok İslam'da. Onu götürürdünüz, farklı bir renge boyatırdınız. Sanki yeniymiş gibi tekrar giyerdiniz onu. Onu bir daha renge boyatır, yine yeniymiş gibi yine giyerdiniz onu. Böyle küçük boyaneler vardı. İnsanlar ceketlerini boyarlardı. İnsanlar pantolonlarını boyarlardı. Gömleklerini boyarlardı. Normalde gömleklerin yakaları ters düz edilirdi. Eskirdi, tersini dikerlerdi. Pantolonları ters yüz ederlerdi. Pantolonların bir yüzü eskirdi, terziye götürürlerdi. Onu tekrar tersinden bir daha dikerlerdi. Veyahut da pantolonları normalde olmadı, dizlerini ters yüz ederlerdi. Dizlerinin yerini değiştirirlerdi. Atmazlardı. O zamanlar fukaraydık. Paramız yoktu, dış borcumuz da yoktu. Evet. Yoktu ama her şey iyiydi ve güzeldi. İnsanlar paylaşıyorlardı. Böyle gökdelenler yoktu. Herkes birbirinin kapısını çok rahat çalıyordu. Çalmasına da gerek yoktu. Herkes birbirinin kapısına rahatça giriyordu. Kimse birbirinin namusuna bakmıyordu. Kimse birbirinin kızına, kısrağına, karısına bakmıyordu. Bakanlar toplumdan tecrit ediliyordu. Ahlak o kadar iyiydi. Hiç kimse kendi sokağındaki karısına, kızına bakmazdı. Hiç kimse bakmazdı. Sokakta hiç kimse birbirinin eşine, birbirisinin kızına bakmazdı. Hatta öyle kız gelinlik çağına gelir, adam derdi ki ya o çocuk büyüdü mü? Hiç görmemiş çünkü. Hiç bakmazdı çünkü. Hani İmam-ı Azam Hazretleri gibi. Hani İmam-ı Azam Hazretleri bakmamış uzun müddet. Uzun müddet bakmayınca İmam Yusuf mu olacak, İmam Muhammed mi olacak demiş böyle bir kim? İmam Yusuf.
Yusuf. İmam Yusuf mu? İmam Yusuf demiş ki senin sakallar büyüdü mü? Hiç bakmamış yüzüne. Düşünebiliyor musunuz? İşte bunun gibi. Önceden öyleydi. İşte yine öyle boya kazanları vardı. İnsanlar boya kazanlarını boyarlardı. Eskiyen elbiselerini. Biz şimdi eskiyen rengimizi nasıl boyayacağız? Elbiseyi boyamak kolay da. Renklerimiz soldu. Bizim renklerimizin parlaklığı kalmadı. Asıl sıkıntı bu. İşte bu birlikteki bu tek renklilik insana usanç, sıkıntı veren tek renklilik değildir. İşte daha henüz birlikteyken, vahdetteyken, henüz daha kesrete ulaşmadan, birlikteki vahdet, henüz daha hakikati Muhammediye tecelliyata geçmeden, hakikati Muhammediye tecelliyata geçmeden, hepsi de o yokluk deryasında bir renkte her şey. O yokluk deryasından varlığa tecelli ederken her şey renge büründü. Ve belki o tek renk deniz gibidir. İşte o vahdet deryası henüz daha varlığa geçmeden deniz gibidir. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri muhteşem bir teşbih yapmış burada. O yüzden ben biraz daha Arabi'den fazla mı Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri hoşuma gider. Arabi'nin üzerinde ama öylesine misallerle anlatır ki Arabi'nin o keskin ve çetrefelli diline gerek kalmaz. Arabi'nin dili keskin ve çetrefillidir biraz. Ben öyle görürüm, ben yanılmış olayım. Ama Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin dili aslında derin ama çetrefilli değildir. Vermiş olduğu örneklerle herkes kendi seviyesi miktarınca alır. Ama herkes alır. Arabi herkes alamaz. Arasındaki fark budur. Arabi bir kimsenin alabilmesi için temeli olması gerekir. Ve belli bir bilgi dağarcığı olması gerekir. Ama Mesnevi öyle değildir. Mesnevi'den herkes kendi ölçüsünce, kendi derecatınca, kendi anladığınca alır. Ama herkes alır. Bakın herkes alır. O yüzden Mesnevi meseleleri tatlı bir şekilde, hikmetleri, meselenin özünü bir hikayeyle, bir örnekle bize açıklar ve bizi bu noktada öylesine aydınlatır. İşte belki o tek renk deniz gibidir. Ona dalanlar da balık gibi hayat ve neşe içindedirler. İşte bu teklik deryasına, bu vahdet deryasına dalanlar neşe içindedirler. Bu aşk deryasına dalanlar neşe içindedirler. O birlikteliği yakalayan, o vahdeti yakalayan, o tekliği yakalayan neşe içindedir. Çünkü o oraya aittir. Ve sen oraya aitsin. Ve ait olduğun yere gittiğinde neşe içerisinde olursun. Hani Mustafa Özvan bir sözü vardır ya, insan ya sevdiği ya sevildiği yere koşar. Orada mutlu olur. Ya sevdiğin yere gidersin. O senin başına kazık da çaksa mutlu olursun. Sevdiğin yere gidersin. O seni dikenli tarakla tarasa mutlu olursun. Sevildiğin yere gidersin. Gönlün hoş olur, nefsin tatlı olur. Çünkü sevildiğin yerde de o seni sever, elinden gelen bütün hizmeti ve gayreti gösterir sana. Nefsin tat alır orada. Sen nefsinin tat almasını istiyorsan sevildiğin yere git. O senin altına halılar, kilimler değil. Senin altına minderler sersinler. Gönlün hoş olsun. Ama ruhun tat almak istiyorsa, ruhun tat almak istiyorsa, halden hale geçmek istiyorsan, hayretten hayrete geçmek istiyorsan, sevdiğin yere koş. Sana sıkıntı da gelse tatlı gelir. Sana zorluk da gelse tatlı gelir. Seni hayretten hayrete koşurur. İşte diyor belki de o tek renk deniz gibidir. Orası ne? Orası vahdet deryası. O vahdet deryasında renk yoktur. Hani su gibidir. Suyu hangi kabın içerisine koyarsan o renk alır ya.
Cenab-ı Hak böyle misal etmiş, teşbih etmiş. Hazreti Mevlana teşbih sanatını konuşturuyor. Uçurmuş teşbih sanatını. Diyor ki o vahdet deniz gibidir. Vahdetin içerisindeki varlıklar da balık gibidir. Ve balık denizde mutludur. Ve balık denizde tatlıdır. Ve balık denizde cuşu huruş eder. Balık denizin içerisinde bir o yana gider, bir o yana gider. Hürdür, hür. Ve balığı bu noktada bağlayan, balığı bu noktada zapturat altına alan hiçbir şey yoktur. Ama diyor karada da gerçi binlerce renk var ama balıkların kurulukla cengi var. Karada da bir sürü renk var. Ama sen aleme halife yaratılmışsın. Senin karada işin yok. Ama sen Allah'a halife yaratılmışsın. Senin karada işin yok. Sen batın alemi için yaratılmışsın. Sen vahdet alemi için yaratılmışsın. Sen kesret için yaratılmadın. Sen bu dünya için yaratılmadın. Sen Allah'ı bilmek için yaratıldın. O zaman senin yerin denizde koşmaktır. O zaman senin yerin manadır. Senin yerin misal alemidir. Senin yerin şehadet alemi değildir. Sen karaya çıkman senin şehadet alemi gibidir. Ve orası seni üzer. Orası seni can kaygısına, orası seni nefes kaygısına götürür. Sen orada nefes alamazsın. Orada boğulacak gibi olursun. Dünya senin yaşayacağın yer değildir. Dünyayı fazla tamah etme. Orada bir atımlık barutun var. Bir sıçramalık yerin var. Ya sen dünyanın içerisinde yaşarken de sen o denizin içerisinde yaşa. O tarafa doğru atını sür sen. Sen sakın atını bu tarafa doğru sürme. Misal olarak söylenen balık kimdir? Deniz nedir ki yüce ve ulu padişah ona benzesin? Burada da tenzihe girmiş. Misal olarak söylenen balık kimdir? Misal olarak söylenen balık insanlardır. Misal olarak söylenen balık insanların içerisinde mana denizinde coşan, mana denizinde yüzen veliullah'tır, evliyullah'tır, velilerdir, peygamberlerdir. E deniz nedir ki? Sen bu denizi sakın o hakikat denizine benzetme. Bu teşbihi sen sakın oraya götürme. Ya bu teşbihi de sen tenzih et. İşte Hazreti Mevlana bu İsa Aleyhisselam'ın kuyusundan bir metafor çıkarmış. Ve İsa kuyusundan bir metaforla insanlara başka bir şey anlatmış. Eğer biz bu İsa Aleyhisselam'ın kuyusuna sadece İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak alırsak biz bu metaforu yerli yerine koyamayız. Biz bu hikmeti yerli yerine koyamayız. Allah alem Hazreti Mevlana İsa'nın kuyusundan bize varlığın tecelliyatını anlatmış. Ve vahdetin kesrete nasıl dönüştüğünü anlatmış. Ve vahdetteki renksizliğin şehadet alemine nasıl renklere büründüğünü, vahdetteki renksizliğin şehadet aleminde nasıl cümbüş yaparaktan cuşuhur içerisinde rengarenk coştuğunu ve bütün renklerin aldatmacı olduğunu ve bütün renklerin kandırmacı olduğunu, bütün renklerin arkasında renksizliğinin yattığını ve insanların renkli gördüğünü, bir aldatmacı olduğunu, aslında bütün gördüğünüz renklerin aslında yok olduğunu, hepsinin bir hayal olduğunu ve bütün gördüğünüz farklılıkların aslında yok olduğunu ve hepsinde birer göz yanılması olduğunu ve baktığımız zaman rengarenk gördüğümüz şeylerin aslında renksizlikten çıkıp renksiz olduğunu ve rengarenk şeyler solmaya başladığında nasıl ki hepsi de bir renge bürünecekse yeşili kullan kullan kullan, maviyi kullan kullan, yıka yıka yıka, bir müsait sana aynı renge gelecektir. Neye? Renksizliğe gidecektir. Özüne dönecektir. O zaman Hazreti Mevlana bize İsa Aleyhisselam'ın tüpünden muhteşem bir metafor çıkarmış. İsa Aleyhisselam'ın küpünden bize farklı bir ayna çıkarmış. Bak, çal çal oyna. Sabahtan akşama kadar seyret.
sabahtan akşama kadar seyrettikten sonra oyna. İşte misal olarak söylenen balık kimdir? Deniz nedir ki yüce ve ulu padişahına benzesin? Burada da son noktayı muhteşem bir şekilde koymuş. Diyor ki balık nedir? Deniz nedir ki diyor. Hazreti Allah Celle Celaluhu ona benzesin. O mümkün değil. Burada da ne yaptı? Tenzih etti. Önce teşbih etti. Benzetti. Varlığın hareketini gösterdi bize. Varlığın başlangıçta renksiz olduğunu gösterdi. Ve ondan sonra onu renklere büründürdü. Ve ondan sonra bize denizden örnek verdi. Bakın denize. Denizdeki balıklar mutsuz olabilir mi? Mümkün değil. Mutlu bir şekilde yüzerler. Ama onu denizden çıkarın bakın. En mutsuz bir varlık olarak olur. Çünkü aynı insanlar da öyledir. Mana aleminde yüzen insanlar, manada duran kimseler, manayı gören kimseler bu dünyaya baktıklarında mutsuz olurlar. Ben sohbeti burada bırakacağım. Bu meselede önümüzdeki hafta, ay daha doğrusu buradan devam edeceğiz. Bu metaforun üzerine daha fazla konuşmayı planlamadım. Kendimce böyle bunun üzerinde biraz uğraşınca dedim ki muhteşem bir metafor koymuş Hazreti Mevlana. Tabi normalde bunu Hazreti Mevlana Allah alem böyle demek istemiştir. Öyle diyelim. Yoksa kendi kendimize Hazreti Mevlana'nın üzerine bir atıfta bulunmak değil. Sorulara geçelim. İslam'da milliyetçilik, vatan ve bayrak esası nedir? Kur'an ve sünnet insanların milliyetlerini reddetmemiştir. Biz insanları kavim kavim yarattık. Birbirleriyle anlaşsınlar diye der. Ve insanların bu noktadaki milliyetlerini, kavimlerini sevmelerini fıtri olarak görür. O yüzden İslam tarih boyunca hiç kimsenin milliyetini aşağı indirmemiştir. Bir milleti aşağılamak İslam'da yoktur. Aynı zamanda da bir milleti yüceltmek de yoktur. Hadis-i şerifte acemin araba, arabın acemliğe üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır Allah katında da. Ama bir kimsenin şuradan hareket ederekten, bir kimsenin önce kendi milletini, kendi kavmini, kendi ailesini, kendi sülalesini, kendi eşini ve çocuğunu sevmesi kadar fıtri bir şey yoktur. O yüzden bir kimse ilk önce kendi kavmini, kendi milletini, kendi ailesini, kendi çocuklarını düşünmek zorundadır. Zaruridir. Mesela bütün malını infak etmek isteyen sahabeye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri arkandan sana dua ederek çocuklarına bir mal bırakmak istemez misin der ve kabul etmez onu. Bir kimsenin kendi ailesine götürmüş olduğu yiyecek sadaka hükmündedir. Mesela zekatı önce insan kendi beldesine dağıtmak zorundadır. Örnek. Siz başka bir ülkeye zekat götüremezsiniz. Örnek. Başka bir ülkeye kurban götüremezsiniz. Bunu yapamazsınız siz. Kendi bulunduğunuz yerdeki fukaralara dağıtacaksınız. Bakın, infak meselesinde adaletli davranmazlarsa toplumlarda nifak çıkar bu sefer. Yani kendi sokağında aç varken sen git başka memleketlerde kurban keseceğim diye uğraş. Bu yok İslam'da. Bakın bu yok. Birinci derecede önce kendi vatandaşını düşüneceksin. O insanlar öyle bir İslami şuura gelir, öyle bir noktaya gelir, senin vatandaşın artık aç yatan yoktur orada. Aç yatan yoktur. Herkes bizatihi yemesi gerektiği kadar et yiyordur. Siz o zaman başka yerlere de düşünürsünüz. Evet. O yüzden bir kimsenin önce memleketinin insanını,
Hatta bunu böyle bir bireyden başlarsak, mesela önce ailesini, kendi ailesini birinci derecede vazifeli olduğu, elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Elinin altında kim varsa birinci derecede onlardan sorumlusun. İki, annenden babandan sorumlusun. Üç, ayet-i kerimenin sıralaması bu. Akrabalarından sorumlusun. Yakın akrabalarından. Ondan sonra uzak akrabalarından. Ondan sonra kendi mahallenden. Ondan sonra kendi ilçenden. Sonra kendi ilinden. Sonra kendi memleketinden sorumlusun. İnfak edeceksen. O yüzden İslam tarih boyunca hiçbir zaman hiçbir kimsenin milliyetini aşağılamamış. Ama hiçbir milliyeti de diğer milletlerin üstüne tutmamış. Ne Arapları üstüne tutmuş. Şimdi Araplarda Arap milliyetçiliği var mesela. Kendilerinin üstün olduklarını düşünüyorlar. Bunlar İngilizlerin oyunları. Osmanlı'yı böyle parçaladılar. Osmanlı'nın parçalanma sebeplerinden birisi de milliyetçiliktir. Osmanlı'nın içerisinde diğer unsurlara, Osmanlı'nın diğer unsurları. O milliyetçiliği aşıladılar, bunu kabarttılar ve bütün herkes Osmanlı'dan ayrıldı. Bu milliyetçilik düşüncesiyle. Evet, o yüzden geri kalan normalde bir kimsenin vatanını sevmesi, memleketini sevmesi, bayrağına sahip çıkması kadar kutsal bir şeysi olmaz. Dinler içinde ve özellikle İslamiyet'te mezhepleşmek neden oldu ve doğru muydu? Mezhepleri bir zenginlik olarak bakarsak evet doğru. Bu zaten kaçınılmaz sondur. Bakın kaçınılmaz bir sondur bu. Bu biz mezheplere sadece mesela ameli mezhepler olarak görüyoruz. Ameli mezhepler olarak da değil. Bu fikri mezhepler olarak da kaçınılmaz sondur. Eğer mezhepler olmazsa dinler kendilerini yenileyemezler. Ve güne, çağa cevap veremezler. Şu anda bizim kısır döngümüzün bir sebebi budur. Biz cevap veremiyoruz. Bunu Osmanlı kuruluşundan, Türklerde şöyle bir, şimdi burada milliyetçilik olarak algılanmasın. Türklerin din algısı varoluşlarından itibaren yenilerler kendilerini. Bizler şamanist değilizdir. Orta Asya'da şamanlar veliler hükmündedir. Ve dini algıyı ve anlayışı yenilerler. Şamanların yerine fıkıhçılar ve tasavvufçular almıştır Osmanlı'da, Türklerin içerisinde. Aynı zamanda kelamcılar. Mesela İmam Maturidi Türktür. İmam-ı Azam Türktür. Neden? Mesela Buhara, Semerkant bunlar ilmin yuvası olmuş, beşiği olmuş. Sebep? Türkler çünkü bu noktada çok fikir yürütüyorlar. Aynı zamanda da kelamda da fikir yürütüyorlar. İmam Gazali Türktür. Gazali zamanın felsefecilerinin hepsine de cevap veriyor. Fikir yürütüyorlar çünkü. Varlığın üzerine fikir yürütüyorlar, dinin üzerine fikir yürütüyorlar, mezheplerin üzerine fikir yürütüyorlar. Dini öğrendikleri kanal sağlar. Dini öğrendikleri kanal kim? Hazreti Hüseyin Efendimiz'in soyundan. Çünkü Hazreti Hüseyin Efendimiz'in akrabaları komple Orta Asya'ya sürülüyor. Komple Orta Asya'ya göç etmek zorunda kalıyorlar. İstanbul'da normalde surların dibinde dahi Hazreti Hüseyin Efendimiz'in torunları var. O Yezid mendeburu Hazreti Hüseyin Efendimiz'in bütün torunlarını ölümle tehdit ediyor. Ve hepsi de tabiri caizse eski dille bir kısmı Rum illerine, Anadolu'ya. Bir kısmı da Orta Asya'ya, Türklere sığınıyorlar. Hadis-i Şerif var ya, siz o hani çekik gözlü ondan sonra ayakkabılarını tarif ediyor. Diyor ki keçeden ayakkabıları olan, keçeden elbiseleri olan o bir kısım kavme karşılaşacaksınız. Sakın onlarla savaşmayın. Hadis-i Şerif var. O güne kadar Türklerle savaşanın can çanına ot tıkamışlar hep.
Tarih boyunca böyle olmuş. Türklerin yenildiği bir tek savaş vardır tarih boyunca. Jön Türklerin başa geçip de Osmanlı'yı savaşı sürüklediği Birinci Dünya Savaşı'dır. Jön Türklerin hükümetin başına geçip, evet, İttihat ve Terakki Jön Türkler. Efendim? Jön açıklarız. Jön Türkler de hepsi de Fransa'da eğitim almış. Fransa'da eğitim almış. Her biri Fransız ajanı. Başka bir şey değil. Bu kadar basit yani. Hepsi de Mason. Büyük bir çoğunluğu. Hepsi de Sebateist. Büyük bir çoğunluğu. Jön Türkler bundan. O, bakın, bir savaşta yeniliyorlar. Bütün, yani dışarıdan bugüne kadar, o güne kadar Türkleri yenen bir devlet yok, bir topluluk yok. Türkleri yenen kendi kendileri. Nasıl kendi kendileri? Mesela işte Orta Asya'da bir kan var. Zapt etmiş. Dört oğlan var. Ölüyor. Devleti dörde bölünüyor. Fatih'in kardeş katlinin arkasında bu vardır. Bunu bilmezler. Bunu bilmediklerinde nasıl padişah kardeş katlini çıkardı? Ve geri zekalı. Geriye doğru döndüğünde göreceğim. Atanda var. Atanda var mı? Geri zekalı. Geriye dön bak. Tarih boyunca hep kardeş kardeş savaşmışlar. Çıkmış bir tanesi ömürkünlerle savaşıyor. Herkes devleti ele geçireceğim diye savaşıyor. Sonra savaş. Birisi çıkıyor. Kaan oluyor. Kaan olduktan sonra bütün her tarafında ilk yaptıkları şey. Bu savaşlar esnasında kim bize karşı durdu devlet? Örneğin Çin. Güldür Çin'i alıp geçiveriyorlar. Hangi kardeş kime sığındıydı? Çin'e sığındı. Hangisi? Filanca. Ha tamam. Nereye sığındı da? Çin'e. Güldür alıveriyorlar. Bu tarih boyunca yaşanan şey bu. Bu normalde Selçuklu'da da aynı olmuş. Selçuklu tam bir Türk imparatorluğu değildir. Dikkat edin. Ardından Selçuklu'dan sonra Osmanlı kuruluyor. Osmanlı da kurulunca Selçuklu tam bir Türk imparatorluğu dediğimin altını çizin ha. Osmanlı Türklerde şunu unutmayın. Bir kimsenin padişah sonradan padişah denir. Türklerde padişahlık sonradan Osmanlı'da oldu. Türklerde padişah yok. Hakan vardır. Kaan, Hakan. Bunun olması için onun sülalesinin Hakan sülalesi olması gerekir. Türklerin başına bir tane çapulcudan devlet başkanı olmaz. Bir tane böyle neydi belirsiz bir kimseyi devlet başkanı etmezler Türkler. Türklerde böyle bir devlet geleneği vardır. Neden Süleyman Şah'ı sağlam tutuyor Osmanlı? Osmanlı. Neden tutuyor? Çünkü diyor ki bizim devlet başkanlığımız gelişi Süleyman Şah'ta. Süleyman Şah kim? Babası Şah. Onun babası Şah. Onun babası Şah. Orta Asya'ya gidiyor. Bakın Orta Asya'ya gidiyor. Şimdi işte Türkler o esnada şey değiller. Ne o? Böyle kılıç zoruyla İslam olmamışlar. Onlar dini direkt dinin sahibi olan, dini o noktada birinci ağızdan öğrenen Ashab-ı Resulullah'tan öğreniyorlar. Ashab-ı Resulullah'tan öğrenince fikir yürütüyorlar. Ve normalde kelamda bu noktada hani fikri noktada en ileri derecede ortaya koyan, fikir noktalarını ortaya koyan İmam Maturidi. Hiç kimse eline su dökemiyor çünkü. Bütün kelamcıların hepsine de cevap veriyor. Ve talebesi İmam Nesefi o da Türk'tür. Bunun gibi mezhep noktasında da eğer mezhepler olmazsa hem kelam noktasında hem fıkıh amel noktasında din kendisini yenileyemez. Bunu da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri teşvik eden, isabet ettiren 10 sevap
isabet ettiremeyen bir sevap alır der. Bu aslında İslam dininin bu noktada hem zenginliğidir hem de kendisini yenilemesiyle alakalıdır. Osmanlı bunu başardığı için Osmanlı oldu. Son dönem başaramadığı için battı. Şimdi de normalde aslında İslam dünyasında böyle bir nefese ihtiyaç var. Hemen hemen konu gündeme geldiğinde normalde hep böyle gündemde tutmaya çalıştığım bu sebepten dolayı. Türkiye'de gençlik hızla İslamlaşıyor. Hızla İslamlaşırken gençliğin önüne yeni içtihatlar, dinin yaşanabilir noktasındaki Kur'an ve sünnete uygun içtihatlarla bunu desteklememiz gerekir. O yüzden Diyanet, ilahiyatçılar ve işte Türkiye'deki mevcut olan mollalar ne kadar varsa medreselerde ve mevcut fıkıhta, kelamda vardır muhakkak sufilerin içerisinde de yetişmiş insanlar. Bunlardan bir konsensüs oluşturup, bir konsey oluşturup, bir ilim meclisi oluşturup yeniden içtihat edilmesi gereken meseleler var. Bu içtihat lazım. Mesela Hanefi mezhebinde namazı cem etmek yok. Şafi'de, Malik'te, Hanbeli'de ancak şeyde var. Seferi'de var. Doktor, ameliyat kaç saat kalıyorsunuz? En uzun ameliyat? 15 saat, 18 saat oluyor o hocam. Ameliyatlar. 15 saat. Gitti namazlar adam. Buna içtihat edilmesi lazım. Örnek. Adam koruma polisi. Valinin peşinde. İçtihat lazım. İçtihat lazım. Yani nasıl kılık? Ha, kılsın. Kılsın demekle olmuyor. Allah bizi affetsin. Amin. 60 yaşındaki komşumla bütün iyi niyetime rağmen geçinemiyorum. Kendisi çok küfürlü konuşması var. Nasıl davranmalıyım? Şimdi ben bunun sana fikrini söylesem yapamazsın ki. Böyle bir komşudan şikayetçiymiş, birisi gelmiş Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri demiş ki komşumla sıkıntıyım, eşyalarını topla demiş, kapının önüne koy. Ne sorduğunda de ki demiş, komşumun zulmünden doğru boşaltıyorum. Şimdi millette eşya az değil, böyle bir şey yapsın. Muhakkak kendi evidir de o kimsenin. Allah yesin inşallah. Amel noktasında birleştirici hangi kitabı tavsiye edersiniz? Hanefiler mesela işte tek ciltlik Kuduri alabilirler, kafaları fazla karışmasın. Emanet ehliyet alabilirler. Biraz daha okuyacağım derse 4 ciltlik El Hidaye var, onu okuyabilirler. Bir kimse ibadet esnasında huzurullah'tadır. Namaz müminin miracıdır, buna delildir. Allah'ı zikreden, kim cemaat içerisinde Allah'ı zikrederse cennet bahçesindedir. Hadis-i şerifler bunlara işarettir. Hayallerimiz misal aleminde mi gerçekleşir? Orayı bırakmayın, hayallerinizi bu dünyada da gerçekleştirmek için çaba sarf edin. Hayal odur ki şehadet alemine tecelli eder. Hafızayı güçlendirmek için bitkisel ilaçlar kullanmakta sıkıntı var mı? Yok. Tevhide de devam edin. Mesela örnek bütün doktorlar diyorlar işte kahve hafızayı kuvvetlendirir veyahut da yorgunluğu alır işte kalp atışlarını fazlalaştırır diye. Biz de her akşam bir tane kocaman kahve içiyoruz. Doktor ilaç niyetine verdi zaten bunu bana. Bu beyin damarların tıkanıklığı için gittiğimde bana dedi ki kahve içiyor musun? Her akşam bir tane dedim kocaman dedim Nescafe bardağında içiyorum. Öyle baktı. Her akşam mı? Her akşam içerim dedim.
Yemekten sonra dedim, hiç şaşmaz Allah'ın izniyle dedim. Şaştığı zaman zaten kafam delirir dedim ben. Böyle baktı, devam et dedi. Ondan sonra dedim normalde oruç tuttuğum için sabahları içemiyorum. Orucu yasaklayınca dedim sabahları da içerim şimdi artık. O yüzden doktor hap gibi verdi bana. Bol bol çay içeceksin, kahve içeceksin. Bunun gibi bunlar hafızayı evet kuvvetlendiriyor. Var. Ayet-i Kerime'de geçen Allah'a borç vermek ibaresi ne demektir? Allah'a nasıl borç verilir? Bir kimse infak ederse, Allah yolunda harcarsa, Cenab-ı Hak diyor ki ya bana borç vermiş gibisiniz diye. Muhteşem bir teşbih. Ruhların yaratılışı ve secde olayını anlatır mısınız? Cenab-ı Hak ruhları yarattı, ruhları yarattıktan sonra onlara sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhlar da cevap verdi. Evet sen bizim Rabbimizsin. Buradaki cevap cebri. Buradaki cevapta Cenab-ı Hak ruhları serbest bırakmadı. Cebri. O yüzden bütün insanlar doğduklarında İslam doğar. Bu da Allah'ın rahmetidir. Cübbeli Hoca bir programda cennette bayanlara yardımcı, hizmetçi, erkeklere ise cinsel yönden de faydalanabilecekleri huriler verilecekmiş. Eşi olmayan bayanlar şehitlere paylaştırılacakmış. Bayanlara gılman olgusu nasıldır? Her erkeğin hurisi olacaksa her bayanın da gılmanı mı olacak? Yoksa bayanlara sadece hizmetçi mi verilecek? Çok nitteden bir kimse. İşi gücü cennette hatunlara konmak. Yok. Ben sormadım demek gerek yok. Sorduysa sorduğunu söyleyeyim. Allah yesin inşallah. Evet cennette normaldir. Bakın cennette hayır kelimesi yok. Cennetin makamına derecesine göre. Burada tabii dini anlatanlar biraz böyle erkeksi bir din anlattıklarından bir de bizde, bizim toplumumuzda bilhassa Türklerde böyle yani kadın dese ki ben bu herifle cennette beraber olmak istemiyorum, adam şimdiden zıran 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 vurur onu. Madem sen orada benden beraber olmayacaksın, gever lan lan altında, öldürür şimdiden onu. Böyle olunca dini anlatırken bile korkulu anlatmışlar. Yani sadece sanki erkeklere hurileri verecekler. Ha kadınlar cennet kadını değil. Ya onların ne eksiği var? O yüzden yok. Normalde cennette kadınlar da istedikleri erkeklerle evlenecekler. Bir ömür sevmediği bir adamla çile çekmiş. Cennetliği kazanmış o çileyi çekince. Cennette ne yapsın onu bir daha? Olacak kişi mi? Allah bizi affetsin. Derviş kardeşlerimizin bizi rüyasında ya da halinde görmesi bizim manevi halimizi yansıtır mı yoksa sadece onu mu ilgilendirir? Sadece onu ilgilendirir. O yüzden kardeşlerin birbirlerine rüya anlatmamaları yasaktır. Allah'ın yarattığı ilk şeyin Allah'ı zikretmesi nasıldı? Eğer o şey Allah'ı tanıyıp bilmiş, zikretmiş olmasaydı hiçbir şey olmaz diyebilir miyiz? İlk zikrin önemi nedir açıklayabilir misiniz? Allah-u Alem ilk zikir de cebriydi. Allah alemdir. Çünkü ilk yaratılan şey Allah'ın ruhaniyetinden ve nuraniyetinden yaratıldı. Ruhaniyetin ve nuraniyetinden ne olduğu bilinmiyor. O yüzden normalde onların da onun ilk zikri Allah alem cebridir.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir isimli sahabenin evine misafirliğe gitti. Gittiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce ev sahibinin çocukları kazayla vefat ediyor ve Efendimiz'e bu durumu ev sahibi söylemiyor. Daha sonra bu durumu Efendimiz öğrendiğinde çocukların boynunu meshettiğinde çocuklar diriliyor. Böyle bir hadis okudunuz mu efendim? Bu tür mucizelerin olduğu hadis kaynakları hangileridir? Bilgi verir misiniz? Ben böyle bir mucize okumadım. O yüzden yorum yapamayacağım yani bu noktada. Ben okumadığım şeyleri benim gözümden kaçan bir şey olduğunda okumadım diyorum. Çıkıyorum zaten işin içinde. Yoktur desek, var olursa hataya düşeriz. O yüzden. Namaz kıldıktan sonra ezan okunduğunu duyduğumuzda tekrar kılmamız gerekir mi? Evet. Yani sabah namazının vakti imsakta giriyor. Ondan sonra imsak vakti girdikten sonra ezanı sonradan da duysanız bir şey olmaz. Ama imsak vaktinde namazı kılmanız gerekiyor. Ama öğleyi kıldınız diyelim ki öğle diye kıldınız. Ezan okundu öğle ezanı. Vakit girmeden kılmış oluyorsunuz. Namazda vakit namazın dışındaki farzlarındandır. Biz öğrenci evimize gidip bir süre kalıp okuduğumuz yere döndüğümüzde yolda seferi olur muyuz? Evet. Yol boyunca seferisiniz. İki tane vatanı aslisi olmuş oluyor öğrenciler. Bir okudukları şehirler, iki kendi anne babalarının veyahut da kendi evlerinin olduğu şehirler. Eğer kendi anne babanızın oturduğu yerde bir yeriniz yok ise mesela, o zaman vatanı asliniz teke düşüyor. Evli olan erkeklerin veya kadınların vatan aslileri kendi evleri. Anne babalarıyla oturmuyorlarsa. Ama normalde bir kimse doğduğu yere, evlendikten sonra doğduğu yerde kendisine ait bir ev yoksa yine sefer olmuş olur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyada kişiyi başka bir isimle çağırır mı? Çağırır. O kişinin ismi misal aleminde o da olabilir. Sizinle mutlaka görüşmem gerekiyor demiş bir kardeş. Miras ile ilgili bir sıkıntım var. Siz ne derseniz ona göre devam edeceğiz. Sonuçta bu kadın ve erkek miraslarda sıkıntı var. İşte erkekler yine eskiye doğru yani gidip işte kadınların mirastan İslam hukukuna göre almalarını söylüyorlar. Bu mümkün değil. Bu ancak komple Türkiye İslam hukukuna geçtiğinde bu olabilir. Şimdi burada bir haksızlık oluyor. Şöyle haksızlık oluyor. Bir kimse kız kardeşini verirken İslam'a göre vermeye ama kendi hanımını alırken İslam'a göre almayı düşünmüyor. Burada bir hukuksuzluk oluyor. O yüzden bakın İslam'ın hukukunun olmadığı bir yerde bir kimsenin kendi başına İslam'ın hukukunu uygulama hakkı yoktur. Eğer bir kimse mirasta İslam hukukunu uyguluyorsa gelsin başka meselelerde de İslam hukukunu uygulasın. Mesela biz de gidelim ona. Diyelim ki bize bu noktada İslam hukukunu uygula. İslam hukuku bölük pörçük uygulanmaz çünkü. Adaletsizlik olur o zaman. Bir bütüncüllüğün içerisinde uygulanması gerekir. Kadınların özel hallerinde ezberden ayet okuyabilir mi? Normalde Hanefiler buna müsaade etmezler. Ama öğrenenler ve öğretenlerle alakalı İmam Malik'in fetvası var. Geri kalan okuyamaz. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin nurunu taşıdığı için mi Allah Adem'e secde emrini vermiştir? Evet. Eğer öyleyse bu hakikatin o an kimler farkındadır? Şeytan bu hali biliyor muydu? Bunu bilerek mi secde etmedi? Evet. Şeytanın secde etmedi Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti ve nuraniyeti. Fiziksel görüntüsünün Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fiziksel görüntüsünün nasıl olduğunu anlatır mısınız? Şemali şerifler var. Şemali şerifleri okuyunuz bu noktada.
Cumartesi sohbetinde melekler Allah'a yeryüzünde yeniden kan akıtacak insanlar mı yaratacaksın sorusundaki yeniden kısmı bir, insanları tamamen yok edip tekrardan yaratmasını mı kastediyor? İki, yoksa var olan insanlar içerisinde yenilerini mi ekleyeceğini soruyor. Hepsi de mümkün, müteşabi bir mesele. Fikir yürütmeniz hoşuma gitti. Ama orada ayet-i kerime, yani sen yeryüzünde fitne çıkaracak, fesat çıkaracak bir kavim yaratmak istiyorsun diyor. Sonuçta burada müteşabih bir şey var. Ya daha önce insanlar geldi, geçti, bir hayat yaşandı. Melekler bunu biliyorlar. Ya da zamanı tersinden alaraktan bunu biliyorlar. Dininizi ehli kitaba sormayın. Onlar kendileri de delalete düştüler ve sizden öncekileri de açık bir sapıklıkla saptırdılar. Bu hadiste geçen ehli kitap kavramı açıklar mısın? Hristiyanlar ve Yahudiler. Ehli kitap Hristiyanlar ve Yahudilerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri İslam dinini onlara sormayınız diye emri var. Cumartesi sohbetinizde tahiyyatı okurken eşhedü en la ilahe illallah kısmında erkeklerin işaret parmağını kaldırması sünnet demiştiniz. Bayanlara sünnet değil mi? Ben de namazlarda böyle yapıyorum. Yok. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir şey yapmış. Kimi men ederim ki? Biz dünyayı 6 günde yarattık ifadesindeki 6 gün neyi temsil ediyor? İşte burası da normalde müteşabih. Yani biz dünyayı 6 günde yarattık derken nereye göre 6 gün? Yani normalde dünya gününe göre mi 6 gün? Veyahut da işte bu zaman dilimi nereye göre bu belli değil. Müteşabih. Buradaki günlerden kastederken neyin günü? Bu da müteşabih. Bir, nereye göre? İki, neyin günü? Bunların hepsi de müteşabih. Bunların net açıklamaları yok. Eğer dünyadaki zaman birimine göre ise 6 gün, o zaman normalde 6 gün olarak. Mesela bugünkü, mesela eski seleflerden bazısı, yani selef imamlarından bazısı bu müteşabihleri zahire göre bağlamış. Zahire bağlayaraktan dünya 6 günde yaratıldı demişler. Bitti. 6 günde yarattı, 6 günde yarattı demişler. Bir kısım sonradan gelen halef imamları bunların müteşabih olduğunu ve bunların üzerinde düşünülmesini, tefekkür edilmesini gerektiğini, bunların üzerinde ilmi çalışmalar yapılması gerektiğini söylemişler ki ben onlardanım. Ben onları daha doğrusu tasdikliyorum. Onları destekliyorum. Öyle diyeyim. Daha normal dil bu oldu. Yani bunların üzerine düşünülmesi lazım. Çünkü o selefe göre mesela işte Allah'ın eli dediğinde insanın eline benzetmişler. Allah'ın bir eli vardır demişler. Bu el nasıl olduğu düşünülmez demişler. Çıkmışlar. Ve Allah'ın gözünün nasıl, Allah'ın gözü vardır nasıl olduğu düşünülmez demişler. Bunlar müteşabih. Ehli tasavvuf bunların üzerinde fikir üretmiş, bunların üzerinde çalışmalar yapmış, bunların üzerinde tefekkür etmişler. İsabet ettiler, etmediler bu ayrı mesele. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu noktada ne yaptı? Bunları teşvik etti. İsabet etmeyen, ettiremeyen bir sevap alır dedi. Allah ol dese olur, neden 6 gün gibi bir süre verilmiştir? Burada Cenab-ı Hak ayet-i kerimenin başında Allah isteseydi ol dediğinde olurdu ama dünyayı 6 günde yarattı diyor. Demek ki bir şeyin olgunlaşma zamanı var. Bir şeyin kemale erme zamanı var. Buradan bunu da çıkarabiliriz. Ayrıca dünyanın 7 kez boşalıp dolması kavimlerin helak edilmesi mi ifade ediyor ya da 7 kez boşalıp dolması ne demek? Sufilerin böyle bir söylemi vardır. 7 kez boşalıp dolan yalan dünya değil misin diye. Ama ne kadar bu noktada 7 kez biz bundan ne anlayacağız? Bu da ayrı bir mesele. Bir köle efendisine itaat ettiği zaman Allah'a itaat etmiş olur. Efendisinin emrine isyan ettiği zaman da Yüce Allah'a isyan etmiş olur. Edebül müfret. Burada efendi ve Allah'a kıyasını anlayamadık. Neden efendiye itaat Allah'a itaat olarak görülmüştür?
Allah-u Alem burada Efendiden kasıt Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri olarak tefsir edebiliriz. Allah'a inanmayan birisine neden hala helak olmadık sorusunu niçin açıklarız? Zaten normalde Allah'a inanmayan bir kimseye neden helak olmadık sorusu gibi bir şey olmaz ki. Cenab-ı Hak inanlara da inanmayanlara da bu dünyada helak etmeyle alakalı söz konusu değil ki. Geçmiş kavimlere böyle helaklar olmuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kavmin böyle helak olmasın diye dua etmiş. Hazreti Allah da normalde bunu kabul etmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ümmeti dediğimizde o bütün insanlara peygamber olarak gönderildi. O yüzden inanmayanların da peygamberi. İnanmayanlar tebliğe muhtaç. İnananlar tebliği kabul etmiş olanlar. O yüzden tebliği kabul etmemiş olanları da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ümmetinin içerisinde görmemiz gerekir. Burada onlar tebliği kabul etmeyen. Tebliği kabul etse iman etmiş olacak. İmanına daha zaman var. İmanına vakit var daha. O gözle bakılır. O yüzden inanmıyorum diyen kimse de Muhammed Mustafa'nın ümmetidir ama imanı kabul etmemiş olanlardandır. O yüzden Hazreti Muhammed Mustafa bütün insanlara peygamberdir. Yani bizden önce gelen kavimler Allah'a itaat etmediği için, zina yaptığı için tek tek helak edilirken bu devirde dünyada her türlü bir arada yaşanır fakat hala neden helak olmuyor? Bununla alakalı. Ve ayet-i kerimede de diyor ki siz inanmayanlar çok acelecisiniz, hemen Allah'ın sizi helak etmesini isteriz, istersiniz. Bekleyin diyor, o gün size gelecek. Bekleyin, o gün size gelecek diyor. Allah'ın vaadi hak. Kur'an-ı Kerim niye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hafızlara ezberlettiği gibi yazıldı da indiriliş sırasına göre yazılmadı? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hafızları ezberletirken neden bu sırayı tercih etti? Sünnet-i Resulullah'ı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri öyle dizayn ettirmiş. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Bize itaat etmek düşüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki köleliği neden kaldırmadı? Kaldırdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında kölelik kalktı. Müslümanlar hiçbir kimseyi yani köle olmayanı köle yapmadı. Bu haram zaten. Hür bir insanı köleleştiren Allah lanet etsin hadis-i şerif. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir günah işleyen bir şey yapanı köle azat etmekle fidye verdi. Bir de birden o köleliği kaldırmak sosyal facia. Şöyle düşünün. Bir toplumda 1000 kişi var. 1000 kişinin 3000 kölesi var. Örneğin, birden bu kölelerin hepsini de özgürlüğe kavuşturdunuz. Evleri yok, yatacakları yer yok, yiyecekleri yer yok, barınacakları yer yok. Yapacakları iş yok. Bu sosyal patlamayı düşünebiliyor musunuz? Tabi. Sosyal patlama. Örneğin, İzmit'te bütün fabrikaların bir anda kapatıldığını düşünüyor musunuz? İzmit Ticaret ve Sanayi Odası geldi, toplandı. Dedi ki muhalefet ediyoruz devlete, hükümete, her şeye. Üretimi durduruyoruz. İşçileri de ondan sonra ne, ücretsiz izine çıkarıyoruz dedi. Değil mi? Bunun gibi. Cavit Çağlar'ı şey almışlardı bir dönem ne o? Sorguya şeyden ne o? Çağlar'ın bütün fabrikalarından çıkan servislerden çıkan hani servisler
işçi bırakıyor ya, işçileri bırakacak ya. Hepsi de karakolun önünde. Cavit baba, Cavit baba. Bütün fabrikalardan çıkan işçileri oraya getiriyorlar. Bir anda doldu. Ondan sonra açıklama yaptılar. Dediler ki ya biz ne o? İfadesini alacağız, bırakacağız. Hiç biz öyle yapmadılar ama onu öyle yaptı. Tehdit ettiğini Cavit Çağlar. Bütün fabrikaları kapatırım dedi bu sıra. Çok ciddi bir yatırımcı da. Bizimler gelmiyor mu hocam size? Yok, bize gelen giden yok diyeceğim. Bursa'daki en büyük sanayi kuruluşları. Evet. Ya normalde tehdit etti resmen. Bunun gibi köleliği kaldırdın çok güzel. Tedrici kaldırılması lazım onun. Sosyal patlama olur. Allah muhafaza eylesin. Bunda çok ince bir siyaset var tabi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin tabiri caizse toplum mühendisliği var. Ya normalde İslam dünyası Müslümanlar yeni bir köle icat etmiyorlar. Yani birisini alıp da köleleştirmiyorlar. Bu bataklık kuruyor. Bak bataklık kurutuyor önce. Arkadan yeni köle gelmiyor. Mevcut köleler var elinde. İşte bir günah işliyor, iki köle azat et diyor. E kendisinde köle olmayan gidiyor şimdi arkadaşına. Bana iki köle sat diyor. Ona iki köle satıyor. Kaç para? İşte atıyorum bugün için 50'şerden 100 bin lira. Veriyor 100 bin lira, azat ettim sizi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz böyle yapıyor mesela. Elinde kölesi yok. Sahabeler böyle yapmaya başlıyorlar. Önce ellerindeki köleleri azat ediyorlar. Ondan sonra yine bir suç işlediklerinde, bir hata yaptıklarında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri iki köle azat ettiğince bir başkasının elindeki köleyi alıp azat ediyorlar. Böylece bir müddet sonra İslam'da Müslümanların içerisinde çok kısa zamanda köle hiç kalmıyor. Gayrimüslimlerde var mı? Var. Gayrimüslimler o köleleri alıp getirip İslam dünyasındaki pazarlarda satıyorlar mı? Evet. Bakın, satıyorlar mı? Evet. Bunlar da İslam dünyasında alınıp bir müddet sonra yine azat oluyorlar mı? Evet. Tamam ama şimdi burayı kapattık. Şu anda dünya üzerinde çağdaş kölelik yok mu? Daha acımasız. İslam'da kölene yedirdiğinden yediriyorsun. İçirdiğinden içiriyorsun. Giydiğinden giydiriyorsun. Dikkat edin. Yedirdiğinden yediriyorsun. İçirdiğinden içiriyorsun. Giydiğinden giydiriyorsun. İslam'da işçinle beraber yiyorsun. İş yerinde yedirdiğinden yediriyorsun onları. İçirdiğinden içiriyorsun. İş yerinde giydirdiğinden giyiniyorsun sen de. İslam'da işçi statüsü bu. Fabrikaya gittim ben fabrikatörüm böyle işte grand tuvalet gezerim. Yok öyle bir şey. Hayır yok. Bu sadece iş yeriyle alakalı. Normalde şimdi var mı şimdi? Yok. Şimdi hepimiz çağdaş köleyiz. Hadi çalışma. Tam kumpasa girmişiz. İnternetsiz duramıyoruz. Bilmem lüks telefonsuz duramıyoruz. Bilmem doğalgazsız duramıyoruz. Bilmem lüks dairesiz duramıyoruz. Bilmem güzel arabasız duramıyoruz. Bilmem yaz modasını takip etmeden duramıyoruz. Kış modasını takip etmeden duramıyoruz. Muhakkak yani bu sene ne renkmiş örtüler? Haydi onun 5 tane renginden alıyoruz. Örtülü bayanların 25-30 taneden aşağı örtüsü olanını duymadım hiç. Hiç duymadım.
Var mı 20'den aşağı örtüsü olan elini kaldırsın? Yok. Sormamış olayım. Çarmıha gelmesinler beni de. Ablacım hazır mı? Arabanın en iyisine binecek, evin en iyisinde oturacak ve altına da not düşmüş, hadisi şerif. Hayret ettim artık. Onu normalde bir daha ilave edecek. Hatunun da en iyisini alacak. Yani çok enteresan artık, insanların bakış açısı da çok farklı. Yok yani var. Kendine göre. Evet, hadis-i şerif var, normalde şeyle alakalı. Ne o? Bir kimse için, bir Müslümana dünyalık salih bir ev, salih bir binek, salih bir eş, dünyalık bu üç şey ona yeter diye hadis-i şerif var. En iyisi. Salihten kasıt en iyisi, yani en makbul olanı salihten. Yok, salih en iyisi demek. İyisi demek. En yani o normalde salihlikten kasıt, yani salih bir mümin deniliyor ya, salih iyi bir mümin. Bu manada iyi yani, salih bir ev, tabi müfessirler açıklama yapmışlar, tefsirciler onu. Ya, salih bir ev, içinde misafirin barındığı bir ev. Paylaşmasının sebebi de yeni bir araba almıştı, 500 bin euroya. Öyle mi? İstinaden paylaşılan bir ev, hadisi şerif. Yok, o noktada şey yok. Yani kendini aklamak için mi yaptı hareket dedi? Yok, o aklamak değil, var hadisi şerif. Bu noktada sıkıntı yok. Ben şuna inanırım, bir şeyde... ayet ve hadiste temeli varsa söyleyecek bir laf yok. Ama o araba Allah yolunda koşturması lazım. Salih bir binek Allah yolunda diyor, cihatta menziline en hızlı ulaştıracak olan binektir. Salih bir ev içinde misafirinin barındığı bir evdir. Salih bir kadın da diyor erkeğin, hem erkeğin hem de erkeğin akrabalarına hürmet eden kadın. Şimdi öyle bir salih bir ev olunca salih bir kadın lazım. Evde misafirlere hizmet edecek. Ev kadınınsa? Ev kadınınsa hocam? Ev kadınınsa adam salih bir adam olacak. Kadının akrabalarına hizmet edecek o zaman. Ayıp değil mi daha? Allah Allah. Hocam bir şey ekleyeyim. Sağlam adama cam yakışır, cam dayanır mı ya? Hocam bakar mısınız? Kuzey Güney Savaşı'nın çıkış temeli bu konu köleliği kaldırması ile ilgili maddesidir. Ya Amerikalıların o Lincoln'un köleliğin maddesiyle alakalı değil. Temel çıkış noktası oluyor hocam. Öyle söylenir. Amerika'daki savaşın temel noktası İngilizlerdir. Tabii ki canım, yani sonuçta çıkar çatışma oluyor. Hanedan savaşlarıdır. Ama kriter olurken ateşleme diyelim. Hiç önemli değil. Onlar göstermelik şeyler. Onun aslında İngilizleri vardır. İngilizler Amerika'yı da hakimiyetlerinin altına alması için Kuzey-Güney Savaşları'nı çıkarırlar ve Kuzey-Güney Savaşları'nı çıkardıktan sonra Amerika İngiliz İmparatorluğu'nun şemsiyesi altına girer. Ve şu anda Amerika hala da İngiliz Kraliyet ailesinin şemsiyesi altındadır. Zaten Erikson. Kraliyet Erikson. Tabii. Şey değil ya. O İngilizler var ya, Deccal'ın beyni. Cennet ve cehennem de bizler için ayrı imtihan mıdır? Yani biz ibadetlerimizi cennet ve cehennem için mi, yoksa sadece Allah için mi yapacağımızı ölçmek için mi var? Bu yüzden midir ki Yunus Emre cennet cennet dedikleri birkaç köşte birkaç huri, isteyene ver onları bana, seni gerek seni demiştir. Elbette ki iyiler cennet ile müjdelenecek ve kötüler cehennemi tadacaktır. Fakat Allah'ı gerçekten sevenler sadece onun rızasını ve aşkını isteyeceklerdir. Ayrıca cennet ve cehennem olmasaydı insanlar namaz kılıp oruç tutar mıydı? Muhakkak ki cennet, cehennem korkusu da, cennet sevgisi, cehennem korkusu lazım. İnsanlar kimisi cehennem korkusuyla ibadet etmeye başlayacaklar. Kimisi de cennet sevgisiyle başlayacaklar. Kemale erince de Allah için yapacaklar. Bu noktada sakın cehennem korkusunu ve cennet sevgisini küçük, böyle kale alınmayacak bir şey olarak görmeyin. Bunlar da lazım. Herkes kendi seviyesinde. Tweetlerinizin birinde İsmail kurban olmak için boynunu uzatmazdan evvel
kendi ihtiyarımızla aşka kurban olup kanımızı aleme saçtık demiştiniz. Bu sözünüzü açıklar mısınız? Şataat yapmışız. Tek yaratıcı Allah'tır. Fakat Allah kendi bünyesinde yaratma fiilini görevlendirdiği başka yaratıcılar var mıdır? Hayır. Mesela Hızır Aleyhisselam ve Zülkarneyn Aleyhisselam kıssaları bu yaratma fiili yaratına göre olabilir mi? Hayır. Lef-i Mahfuz'da Allah'ın yarattıklarını depoladığı yer denilebilir. Kısmen. Ya da halen yaratmakta olduklarını sunmadan önce bulundurduğu yer midir? O da kısmen. Bunları düşünmeniz dahi çok hoş. Abdestle alakalı şeytan insanlara vesvese verir. Namazla alakalı, namazın rekatlarıyla alakalı şeytan vesvese verir. Bundan kurtuluşun yolu çok basittir. Bir kimse mesela gusül abdestiyle alakalı vesveseye geldiğinde, örneğin guslün farzı ikidir Hanefi'ye göre. Ağza burnuna su vermek, bütün vücudu yıkamak. Bütün vücudu yıkadığına hükmeden bir kimse banyodan çıktıysa guslü gusüldür. Bir daha şuram su değdi mi, buram su değmedi mi düşüncesi şeytanın vesvesesidir. O her tarafıma su değdi, guslüm gusüldür deyip hayatına devam edecek. Kadın, erkek, herkes için geçerli bu. Yoksa bunun sonu yoktur. Şeytan buradan insana kapı aralar. Erkeklerde de, kadınlarda da başlar. İşte mesela kadınlarda saçımın dibine su değdi miydi? Yok saçım komple ıslandı mıydı? Yok vücudumun her tarafı ıslanmış mıydı? Erkeklerde de aynı. Yok niyet ettim mi ben? Niyet etmeyi unuttum mu? Yok işte guslüm oldu mu olmadı mı? Bakın bu noktada ne kadar böyle düşündükçe habire bu devam eder gider. Ve insanlarda psikolojik, psikolojik rahatsızlığa sebebiyet verir. Namazımın rekatı kaçtı. İşte 3 mü kıldım, 2 mi kıldım? 2 kılmışsındır. Kıl 2 daha, 4 bitti. Ya ben 5 mi kıldım acaba ya? Önemli değil, namazın tamam bitti. Selam ver, çık namazdan. İstersen 5 kıl. Çok kıldın diye sana tokat atacak değil ya. Bu vesveseyi yenmenin yolu. Ve abdesti aldığında ya kolumu yıkamış mıydım, yıkamamış mıydım ben namazda düşünüyor bunu. Yıkamışsındır sen, tamam, namazına devam et. Bakın abdest aldın mı almadın mı, bu farklı bakın. Abdest almamışsındır, al abdesti. Bak abdest aldın mı almadın mı diye şüphe ediyor. Abdest almamışsındır, al abdesti. Öğlen namazını kıldın mı, kılmadın mı? Kılmamışsındır. Kıl o zaman. Öğlen namazını kıldın. Ya 4 mü kıldım, 3 mü kıldım? 4 kılmışsındır. Bitti. Bakın. Namaz bitti. 4 mü kıldım, 3 mü kıldım? 4 kılmışsındır sen. Namaz bitti. Geri dönme namaza bir daha. Gusül yaptın, çıktın. Gusül ettin, çıktın. Geçenlerde birisi arıyor şimdi. Ben işte 3. sefer gusül ettim. Ne oldu? Çok affedersiniz yani. Ben bacak aramın su değip değmediğini bilmiyorum. Değmiştir. Sen kıl namazını dedim ben. Nasıl? Basmaya. Şeytan oradan vurduruyor artık onu. Bazen anlatırım ya. Uludağ'da biz böyle arada o zamanlar dağa çıkıyoruz. Dağda arkadaşlar topluyoruz. İşte orada sohbet ediyoruz. İşte top oynanıyor, mangallar yakılıyor, eğleniliyor arada. Adem senden gelmiş miydin daha önce? Böyle bir zaman yine bir pazar gene böyle işte biz tabi cemaat olarak koşuşturan bir cemaatiz ya böyle işte şeyde ne o baharda yazda böyle işte bir gün iki gün böyle bir etkinlik yapıyoruz.
Neyse işte çıktık dağda, su lazım. İşte orada dağa çıkanlar biriler aşağı bir yerden su birikintisinden su almışlar hortumla aşağı taşıyorlar mesela. Orada bir ek yatağı var. Ek yatağını açmışlar bizimkiler. Hızla tabii herkes su ihtiyacını görecek. O su kim bilir nereye gidiyor yani aşağı. Tabii herkes sırada abdest alacak tabii. Ne o esnada da ben de girdim abdest almak için. Herkes sırada ya. Bir de yani birisinin işletmesine mi gidiyor? Nereye gidiyorsa artık ben tedirginim yani. Böyle bir orayı susuz bırakıyoruz çünkü. Ben hemen anında yüzümü yıkadım hemen, kollarımı yıkadım, başımı mesledim, ayaklarımı yıkadım, çıktım ben. Birisi baktı böyle. Abi, abdest oldu mu? Oldu lan dedim. Ne olmadı? Abi ne kolay abdest aldın ya dedi. Ulan o mu abdestin farzı bu zaten dedim. Abi ben öyle alamıyorum ya dedi. Şimdi onun da hafif böyle sakalı var. Atıyor sakal tıklatıyor. Böyle vurdum. Hastasın sen. Nasıl dedim rahatsızsın. Yüzüne vuracaksın suyu. Tamam bitti dedim. Esas ne? Bu kadar. Yüzü yıkamak deyince dedim bu. Bu tabii ellerini böyle her tarafına dedim yok. Sen banyodan çıkamazsın be dedim. Bu eşiyle beraber bir gün ağlayarak da bana telefon açtılar gece. Abi dedi, ikimiz de banyodayız biz dedi. Bir türlü gusül yapıp çıkamadık, 3 saat oldu dedi. Dedim hanımından sana mı geçti, senden hanıma mı geçti, sustu bu şimdi. Yani bu hastalık kendimizden geçti, sustu şimdi. Hanginiz 3 saat kalıyordu önceden dedim ben. Abi evlendiğimizden beri ikimiz de kalıyoruz dedi. Nasıl bir hayat yaşıyorsunuz siz dedim ya. Siz dedim yıkanın çıkın gusülünüz aldı. Biz abi 3 sefer yıkanın. Lan oldu gusülünüz çıkın dışarı dedim hanımlar. Terk edin banyoyu. Terk etti bunlar. Ertesi gün titreye titreye yanıma geldi. Diyor ki biz gusülümüz tamam. Nefis vurur insan. Hastalığa kapı aralamayın. Guslün farzı 2. Ağzı burnuna su vermek, bütün vücudu ıslatmak. Islanmıştır. Yürü git. Tamam çık. Abdestin farzı 4 Hanefi'ye göre. Yüzünü yıkamak, kollarını yıkamak, başını mesletmek, ayaklarını yıkamak. Bitti. Bitti bu kadar. Abdestin var mı yok mu? Al abdestini. Abdestim şuram kurumu kaldı. Yaşlanmıştır o ıslaktır o. Tamam bitti. Bitti bu kadar. Namazı 3 mü kıldım 4 mü kıldım? 3 kılmışındır. Kıl bir tane daha. Tamam bitti. Namazın içinde geliyor ya aklına. Allah muhafaza eylesin. Fatiha mesela. Sizden de razı olsun. Soru serbest, 5-10 dakika daha buradayım. Gitmek isteyen gidebilir. Hocam, neden kurban? Kurban neden? Allah öyle istemiş. Yok, tabii. Yani Allah öyle istemiş de. Yani bunun bir mantıksal bir açıklaması yok. Yok, dinin hiçbir mantıksal açıklaması yok. Çok sizin geçmiş olduğunuz için buna ben kanaat getirdim. Allah'a mantıklı değil. Hiçbir mantıksallığı yok. Yani İbrahim Aleyhisselam rüyasında İsmail'i kurban ederken görüyor. Götürüyor İsmail'i kurban edecek. İsmail'i kurban edeceği zaman gökten bir koç geliyor. Koçu kurban ediyor. Şimdi mantıksallık arayacaksak başka noktalarda mantıksallık arayacağız. Mesela İslam dışı olan topluluklarda kurbanda enteresan şeyler var. Mesela evet yani ama işte pagan anlayışını yıkan bir şey var. Mesela İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban etmeyi düşünürken yani rüyasına tabi olurken etrafında olan pagan inanışından etkilenerekten götürüyor. Hiç tevil etmiyor. Tevil etmeme sebebi etrafındaki pagan inanışından. Hocam biz bunu soracağız. Haşişeyi misin diyorlar yani?
şey yok. Normalde şimdi o pagan inanışına göre o güne kadar yok, o güne kadar pagan inanışında insanlar normalde mesela yağmur yağsın diye işte bakire kız kurban ediyorlar. Veyahut da işte bereket olsun diye 12-13 yaşında erkek çocuk kurban ediyorlar. Bunun gibi kurban ayinleri var. Mesela kurban ayin yapıyorlar. Mesela işte savaşta galip gelmek için genç çocuk kurban ediyorlar. İsmail, İbrahim Aleyhisselam'a kadar böyle pagan bir anlayışta, pagan bir kurban anlayışı var. Tabii İsmail Aleyhisselam üzerinden Cenab-ı Hak o günkü pagan anlayışını da yıkmış olabilir. Yani orada bir pagan anlayış var. İnsanlar bu pagan anlayışından bir peygamberin üzerinden zaten Cenab-ı Hak ne yıkacaksa yıkar. O peygamberin üzerinden yıkıyor. Bunun ancak yani bu meseleye böyle bir açıklama getirecek olursak böylesine açıklama getirebiliriz. Çünkü bulundukları toplum pagan bir toplum. Paganist bir toplum. Paganist bir toplumun içerisinde de bu tip davranışlar var. Hatta mesela geçenlerde bundan bir yıl oldu belki de bir haberde izlemiştim. Bir mumyalanmış bir kız çocuğu kurban edilmiş ve ağzından onun uyuşturucu çıktı mesela. Ot, uyuşturucu. O tabii o kızı kurban ederlerken uyuştururaktan kurban etmişler. Ardından da mumyalamışlar onu. Ondan sonra böyle bir kız çocuğunu bulmuşlar da mumyasını ağzından işte böyle uyuşturucu ot tıkamışlar. Yani çünkü bir kız nasıl kurban ettirebilir kendini? Bunun gibi. Bu pagan anlayışıyla alakalı bir şeyi kırıyor orada ama biz tabii bu meseleye bakarken şimdi biz bu noktada hani belki de böyle de değildir de ama benim bu noktada mantıklı açıklamam bu. Cenab-ı Hak ondan sonra kurban olarak bize işte koyunu göndermiş. Örneğin işte koç vermiş. İnsanların demek ki önceden böyle bir kurban etme alışkanlıkları var. Böyle bir alışkanlıklar var pagan olarak. Demek ki ondan sonra da insanlar işte deve, inek, ondan sonra kuzu kurban etmeye başlamışlar. Tabii normalde inek ve deve kurbanı da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle. Tabii normalde mesela İbrahimilerde kurban var. Mesela örneğin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri doğduğu zaman Ebu Cehil amcası ya, amcasının 500 deve kurban ettiği, 500 büyük baş, 500 de küçük baş deve kurban ettiği söyleniyor. Kimisi 1000 diyor mesela bu noktada. Hocam bir sayısı net mi bunun? Yusuf olur. Hocam. Değil efendim. Bir sayısı net değil, değil mi? Kurban ettiği net ama değil mi? Evet, evet. Mesela böyle kurban kesmiş örneğin. Yani kardeşimin oğlu oldu diye. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri doğduğundan beri çok sevimli. Onu böyle sevimli görünce onu böyle kurban ediyor mesela. İbrahimilerde çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Kureyş kabilesi İbrahim'idir. Dinsiz değildir. Öyle olunca onlarda mesela Beytullah'ta da kurban etme var. Onlar normalde hac farizası o zaman da var. Hac yapıyorlar. Hac yaptıklarından sonra da kurban kesiyorlar. Yine hac mesela ihrama giriyorlar. Ondan sonra ihramdan sonra tavaf ediyorlar. Say da var, kurban da var İbrahimilerde. Ya hac farizası İbrahimilerle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında çok bir fark yok. Hakikati o zaten. İnsanları, insanı kamil etmek. Hakikati o bütün dinler. Bir şey daha merak ediyorum. Çok özür dilerim. Bunu şu kişiye sordum ama net bir cevap alamadım. Yaklaşık 11 yıl kadar öncesine kadar tüm bilinen kaynaklar Tanrı kavramını ya da Allah kavramını, o ilah kavramını kadın olduğunu gösterir. İşte Kibele Ana olsun, Elerham olsun falan hep kadındır. Ama 11 yıl sonra bu dinlerde Tanrılar erkekselleşmeye başlıyor. Bunun temel sebebi erkeklerin üstün hegemonyası mıdır? Kadının doğurganlığının erkek olmadan olmadığını, yani kadının bereket olarak dünyaya insanları sunduğu görülüyordu. Bunun bitirdikten sonra erkekliğin mi ön plana çıkmasıdır acaba? Bu çok eski bir mitolojik bir mesele. Evet. Yani bunu çok eskiye doğru götürmemiz lazım. Doğu toplumu
daha anaerkil bir toplumdur. Kadına daha fazla kıymet verir ve doğuda, doğu toplumunda, doğu kültürde kadın öndedir, erkek önde değildir. Öyle olunca doğu kültüründe tanrı gücü kadınlaştırılır. Tanrı gücü kadınlaştırılır, yani kadındır şeyde. Bunu daha da geriye götürebiliriz. Bunu daha geriye götürdüğümüzde Mun İmparatorluğu'na gider. Mun İmparatorluğu'na gittiğimiz zaman Mun İmparatorluğu şefkatin, merhametin, güzelliğin, letafetin simgesidir. Öyle olunca bu kadında toplanır. Batı İmparatorluğu ise buradan en yakın gideceğimiz yer Helenistik çağdır. Helenistik çağın ilk başlangıcında bu noktada bütün tanrılar erkektir. Güç, güce dayalıdır çünkü o batının simgesi. Ve bunda daha da geriye gidersek malum şeye gideriz. Atlantis İmparatorluğu'na gideriz. Atlantis İmparatorluğu gücü simgeler. Güç derken vahşet vardır. İşte güç derken hegemonya vardır. İşte bütün her şeyi kendi iradesinin altına alma vardır. Erkeği simgeler. O yüzden onlarda da normalde tanrılar hep erkektir. Sonradan Helenistik çağdan biraz daha Yunanlara doğru geldiğimizde bir de erkek tanrıları yumuşatmak için bir de Artemis gelir. Kadın tanrıça gelir. Aslında Artemis kadın tanrıça gelirken onun da yolu aslında Yunanlılar değildir. Onun yolu Sümerlere dayanır. Sümerlerden de daha da geriye gittiğimizde Mun İmparatorluğu'na dayanır. O yüzden normalde o Sümerlerin de mesela Sümerler mesela Orta Asya'daki kültürden çok şey yapmışlardır, etkilenmişlerdir. Çok. Hatta benim eski öğretime göre Sümerler Türktür. Muazzez Hoca da bu konuda aynı sırrı söylüyor. Rahmetli değilim. Benim eski öğretime göre Adem Aleyhisselam bu da Türk. Hocam benim gururumu okşamak için söylüyorum. Yok hayır, ben arkadaşlar hep söylüyorum ki. Ben aslında inkar edenlerden değilim. Hanım söylüyor, nereye gidiyorsun? Ya kendine veriyor. Biz neredeydi? İzmir'deydi. İzmir'de sohbette dedim ben şimdi böyle dedim. Ya dedim bu mevzulara girmeyin şimdi bunlar. Bu mevzulara girerseniz dedim Hazreti Peygamber'i bile ben Türk yaparım orada dedim ben. Ortalık yağlamar oldu. Birisi hemen yazmış. Ondan sonra o Arap değil miydi diye. Sen öyle biliyorsun dedim. Tabii ki yürüyün şimdi İbrahim Aleyhisselam'dan geriye doğru. İbrahim Aleyhisselam'dan geriye doğru gittiğinizde Nuh'u göreceksiniz. Nuh Türk. Tabii. Yani birinin daha doğrusu şöyle ilk Türk peygamber olarak değildi. Yani Türk peygamber kabul edilebilecek Mete vardır. Nuh'un oğludur değil mi? Soyundan girdiği söylüyor. Nuh'un oğlunun oğlunun oğlu. İnsanlar bir şeyden inanmak zorunda hocam. Mesela Ermeniler de kendilerini Nuh'un torunlarının sülalesi olarak görürler. Yani enteresandır işte. Doğu kültürü, Doğu kültürü. Bütün ırklar kendilerini bir peygambere dayandırırlar. Kendilerince kendi ırklarını çünkü kutsamış olacaklar. Yani düşünebiliyor musunuz? Ermeniler Yasefin soyundan geldiklerini söyler. Örneğin. Onlar da Hristiyanlığına Georgia olması lazım galiba. O Georgia onları tebliğ ediyor. O yüzden hepsi de kendilerinin Georgia'nın torunları çocuklar olarak görürler. Doğu'nun böyle bir şeyi var. Biraz kabalist olması lazım. Önemli değil bu noktada. Ben sadece kültürel açısından Doğu toplumlarının hepsi de kendilerini bir peygambere bağlarlar. Doğu toplumlarının hepsinde vardır bu. Ama gerçekten de sonuçta bütün peygamberler doğuda zuhur edince ve medeniyetin beşiği de doğu olunca bütün doğudaki kavim, topluluklar kendilerini oraya bağlıyorlar. Bundan da kendilerini hiç öne almıyorlar. Hiç demiyorlar yani buradan geri dönelim. Yani burada durmayalım diye düşünmüyorlar. Orada duruyorlar ama devam ediyorlar.
Doğu toplumunun böyle bir şeyi var. Yani Araplara gittiğinizde Araplar diyorlar ki Muhammed Mustafa Arap'tı. Ondan sonra bizim soyumuzdan diyor. Siz onlara hayır Arap değildi deyince bu normalde Arabistan'da doğdu. Arabistan'da doğmakla Arap olunmuyor deyince çıldırıyorlar mesela. 92'de hacca gittim de birine dedim o Türk'tü. Kaldı böyle işte ondan sonra. O Mahir var yanında. Mahir dedi ki, dedi abi çıldırdı mı dedi. Dedim lan çıldırsın dedim lan. Bana ne dedim lan. Kendi kendine bize hava yapmasın burada dedim. Ondan sonra böyle diyor ya nereden hani bu bilgi nereden dedi. Dedim gaybi bu bilgi. Bir kimse normalde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde bütün ırklar madem ki peygamberlerin ve insanların evveli o zaman da Türklük de var. Para bulduğu kadar da Türk. Ama Arap simasında da benzemiyormuş. Benzemiyor. Yok benzemiyor zaten. Benzemiyor. Gerçekten çok benzemiyor. Çok güzel bir yüzü var. Evet. Onun siması hiçbir ırka benzemiyor. Evet. En gerizekalılar çiziyor mizliyor bir şeyler. Affedersiniz o zaten onun içinde geberdiler ya. Bak şeyleri normalde... Bir kimsenin zeka özürlülüğünü, zeka özürlü der, böyle gerizekalı dediğin zaman bugün yolda gelirken aklıma geldi çünkü. Öyle bir kendi kendime düşündüm. Mesela bir kimseye diyoruz ki bu zeka özürlü, bu gerizekalı. Aslında haşa Cenab-ı Allah o kadar vermiş. Onu öyle kabul edeceğiz. Onu gerizekalı deyince söz Allah'a gidiyor. Kurban olun Allah o kadar vermiş ona. O yüzden diyeceğiz ki ya buna bu kadar vermiş. Ne yapalım? Bu kadarmış. Yani. Kimisine çay kaşığı vermiş. Eyvallah ona çay kaşığı kadar lazımmış. Kimine yemek kaşığı kadar vermiş. Kimine kepçeyle vermiş. Kimine kazanla vermiş. Onları o manipülasyonları yaptıranlara asıl zeka onlarda yani. Onlara vereceğiz. O normalde onlar yani çay kaşığı. Onların arkasında var. Asıl manipülatörler orada. Ben komünist komünizmi doğuran, komünizmi ortaya çıkaran kapitalizm demişti. Hatta Morgan'lar, Rothschild'ların bu konuda Marx'a ödeme yaparak... Siz daha bunları mı tartışıyorsunuz? O zaman hocam şimdi değil. Marx'a Engels'e ödeme yaparak komünizmi, yani diyaletik materyalizmi yazdırdığını söylemişti. Bayağı bir karışmıştı Hacettepe Üniversitesi'nde. Daha onları tartışmayalım. Ya şimdi bırakacağım. Kapitalizm her şeyin altında var. Hocam ben de soru sorabilir miyim? Tabii. Herkes açık soru sorabilir. Geçen gene böyle konular üstüne araştırıyorum da karşıma çıktı. Şimdi evlilik için para biriktirdiğimiz zaman üzerimize farz olan hac vazifesini gerçekleştirmemiz gerekiyor bu sefer. Çünkü evet. Evlilik maddi olarak bu zamanda 20-30 bin liraya falan tekabül ettiği için bu sefer farziyeti olan bir hacı yapmayıp sünnet olan evliliğe yönelmiş oluyoruz. Burada nasıl bir... Şimdi 5 saydığımız zaman hacı sayıyoruz da evliliği içine katmıyoruz da ilk İslam şartlarında. Yani i̇şte normalde dini bir evlilik düşününce evet. İslam evliliğe hac parası kadar para ayırmadığından biz İslam dışı davranıp evliliğe hac parasından fazla para ayırdığımızdan kaynaklanıyor. Anladın? Anladım da. Ne yapacağım diyorsun? Benim anlamam yetmiyor. Işte. Yok senin kısa yoldan hemen evlenmen lazım. Ya onun farkındayım da. O kadar biriktirmeden de olmuyor. Biriktirince bu sefer hacı araya giriyor. Hayır şey işte biriktirmeden evlenecek. Şimdi ben felsefemi burada söylersem şimdi yıkılacak ortalık gene. Şimdi normalde işte ben bekarlığımda bizim bütün arkadaşlar diyorlardı ki işte önce iş sonra eş diyorlardı. Ben onlara diyordum ki oğlum hata yapıyorsunuz. Önce eş sonra iş diyordum ben. Bunlara. Kayınpeder ne iş yapıyor diye soruyor hocam. Kayınpeder ne iş yapıyor mu? İşte soranına denk gelmeyecek. Sormayanına gideceğim. O yüzden normalde şimdi onlara ben diyordum ki oğlum önce eş lazım sonra iş lazım diyordum ben. Yani
iş kurulur, hiç önemli değil. İş bir daha kurulur, bir daha dağıtırsın, bir daha kurarsın. Anladın? Bir fabrikada çalışıyorsun. Çıkarsın, başka bir fabrikaya girersin. Ticaret yapıyorsun. O işi beğenmezsin, pilav edersin. Yeni bir iş kurarsın. O yüzden iş bir kimse hayatı boyunca kaç tane iş kurar, bozar. O yüzden önce işi düşünmesen, sen gideceksin hiç para biriktirmek, onu demek bile evlilik için 25-30 lira para biriktireceksin. Ne kadar uzun yol gidiyorsunuz ya. Çok uzun yol bu. Siz dediniz hocam, salih bir eş, salih bir ev, binek. Ya bunlar olur gider. Önce eşi alacak, ondan sonra araba da gelir, ondan sonra iş de gelir. Evet, her şey gelir yani. Allah Allah. Uzun ince bir yol da. Çok uzun değil ya. Gerçekten gençler uzun bir yol gidiyorlar şimdi, evlilikle alakalı. Gerçekten. Bunu ciddi olarak söylüyorum. Bunu anneler, babalar, bütün toplum bunu zorlaştırıyor. Ya normalde bunu böyle açıklamak mesele değil yani. İslam kültüründen, Kur'an ve sünnetten uzaklaşıldığından kaynaklı. Hocam Türkiye'nin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Harika. Vallahi. Değil mi? Beni niye görmüyor beni? Beni niye öyle görmüyor? Harika. Allah nurunu tamamlatacak, hem de Türkiye'nin eliyle tamamlatacak. Ona inanıyoruz. Anadolu'daki bu insanların eliyle Cenab-ı Hak nurunu tamamlatacak. Çünkü dünya toplumlarına baktığımda, ben diğer kavimlere, diğer yerlere baktığımda en çok böyle kendimce ümit var olduğum yer kendi ülkemin insanları olarak görüyorum. Dezenformasyon başladı mı? Bunu ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'de bunu artık geri döndüremezler ya. Türkiye geri dönüşü olmayan yola girdi. Yani normalde bu geri dönüşü olmayan yolu idrak edip bu noktada bütün insanlar daha ileri şeyler kurulacaklar. Mesela Türkiye'de bunu böyle koşturacak şu anda siyasi bir oluşum. Ya normalde Türkiye'de aslında siyasi oluşum boşlukluğu var. Çok ciddi bir şekilde hükümet var ama şu an güçlü olduğunu söylüyorum. Görüldüğümüz daha doğrusu. Koyunun bulunmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi derler. Şu anda daha ileri bir siyasi organizasyon olmadığından dolayı öyle. Yani şu anda normalde AK Parti'den, ya yani mevcut bugünkü AK Parti'den daha ileri İslami entelektüel derinliği, genişliği, yüksekliği olan bir parti ortaya çıksa bütün insanların oylarını toparlar kendine. Ya normalde anlayamadım şimdi hocam, AKP'nin çok ileri din şeyi yok ki. Ben ne diyorum? Yok ama AKP'de de yok. Bak ben ne diyorum? Bundan daha ileri diyorum. Daha derin, daha yüksek, daha geniş, daha kavrayıcı, daha kapsayıcı bir siyasi bir oluşum çıksa AKP'si de MHP'si de nal toplar ortalıkta. Ama bunu yapabilecek, bunu dizayn edebilecek entelektüel derinlikte ve yükseklikte insanlara ihtiyaç var. Bunlar yok Türkiye'de. Yani yok, bunlar yok sonuçta. Yok. Yani şu anda Türkiye'deki İslami cenahta muhafazakar düşünen cenahın gidebileceği tek adres var bu. Gidebileceği tek adres var. Bak, mecburiyetten tek yön istikamet gibi gidebileceği tek adres var. AKP gene gidecek. Herkes AKP'ye oy atacak. Hocam ben şunu sormak istiyorum. Yani siyasilerle görüşüyor musunuz? Yok. Arkadaşlar, eşiniz, dostunuz. Hiç kimse gelip benimle siyasi bir görüş alışverişinde bulunmaz. Ben de kimseyle buluşmam. Benim arkadaşlarım, kardeşlerim buradakiler. Ben kimseyle görüşmem. Davetlerine icabet etmem. Hiç kimse de bana gelmez zaten. Benim dilim de sivri biraz. O yüzden ben hayatımdan memnunum bu noktada. Hiçbir problemim de yok. Kendime de dert edinmiyorum bu meseleyi.
çünkü ne ama benim siyasi duruşum kendi, benim siyasi duruşum da kendince. Ben normalde parti zihniyeti yok bende, hiç olmadı o yüzden. Ama ben kendimce, kendi dairemde ne kadar sevebiliyorsam kendi vatanımı, kendi milletimi seven bir insanım. Bununla alakalı benim derdim, çilem bu. Başka bir şey değil. Hocam şey sorayım o zaman. Halifelik bizde yazılı bir varakayla mı bizde? Bulunuyor hala yoksa şifai bir şekilde mi bizde? Yazılı bizde. Varaka. Varakası var bunda. Evet. Peki. Mecliste. Şimdi meclis kalksa dese ki AKP hükümeti çok dindar olarak görüyoruz. Ben hilafet olarak bir halife tayin ediyorum dese. Ve Konya'yı da Vatikan benzeri İslam merkezi yapsa. Tüm dünya liderleri, İslam toplumlarını, örgütlerini de desek arkadaş, Konya'yı, benim bu işte, işte geçmişten gelen kökleri dolayısıyla da İslam merkezi tarihi. Yapılmaz Konya'yı. Konya'yı yapmasın, gitsin Elazığ yapsın. İstanbul yapar. İstanbul olmaz. İstanbul çok... Nedenim var yani, İstanbul'la ilgili düşüncelerim var. İstanbul, mahiyetini yitirmiş mi? Şehir artık. Merkezi orası hilafeti. Her şeyin merkezi orası. Ama İslam coğrafyası olur. Şimdi şey, Türk Osmanlı coğrafyası değil. Geçmişi Osmanlı kanıtısı Türkiye kaldı. Türkiye İslam devletinin, İslam hilafetinin merkezi İstanbul. Ama hilafetten değil mi? Hilafet İstanbul'da. Payitahttan dolayı. Hilafetin ilk geldiği yer orasıdır. Tamam hocam. Yavuz Sultan Selim alıp getirir. Evet. Oraya da bütün kutsal emanetler İstanbul'da, Topkapı'da. Kutsal emanetler de böyle olduğu için yine İslam'ın halifesi, tabi bu halife Mehdi Ala Resul olacak. O yüzden Mehdi Ala Resul çıkıncaya kadar hiç kimse hilafetle soyunacak, soyunamazlar. Siyasi olarak bakıyorum. Yani. Faraza onların hepsi de. Şimdi hocam ama bak gördüğünüz gibi birisi çıkıyor ben ne, halifeyim dedi, Allahu Ekber diyeni de kesiyor. Ya onlar, kesen de Allah'a hükmediyor. Onlar bizim ya. Anadolu'daki Müslümanlar o tip fantazilere kapılmazlar hiç. Anadolu Müslümanı bu noktada şeydir, daha bilinçli, daha şuurludur, daha idraki genişlidir. Biraz daha bu böyle bir 3-5 yıl daha, 10 yıl daha böyle bir dini ilimleri öğrenme ve öğretme açısından biraz daha serbestliğe, yani bu serbestlikte kalırsa bu sefer Anadolu'da asla çatlak seslere müsaade edilecek bir İslam anlayışı kalmaz. Bu çatlaklıklar 28 Şubat'ın getirdiği bir 10 yıllık bizim bir kaybımız var şimdi. Bu 10 yıllık kayıp bu bir bölüm olan yani şu anda mesela 15-18 yaşta işte o gün için 28 yaş şu anda yani 28 yaş ile 38 yaş arasındaki bir kayıp bir bölüm var şimdi. O 28 Şubat'ın getirdiği bir şey. O yüzden normalde ondan öncesine gibi yani bir 10 yıllık zaman zarfında, 10 yıl içerisinde İslami eğitim ve İslam'ı öğrenme hür bir şekilde Türkiye'de devam ederse Türkiye'deki İslam anlayışı ne kadar eleştirirsek eleştirelim, eksiğini gediğini görürsek görelim. Bu tip çatlaklıklara, çutlaklıklara paye verecek kadar olmaz. Eksiklikler var. Daha doğrusu Anadolu'nun daha doğu ve güneydoğuya giderken daha entelektüellikten uzak bir İslam anlayışı vardır onlarda. İşte böyle bir babası hocadır, hocanın hocasıdır, hocanın hocasıdır. Etrafında toplanırlar, babadan oğula şeyhlikler vardır. Etrafında toplanırlar. Onlar da bu noktada dini entelektüellik, İslami entelektüellik aranmaz. Ama normalde o da 6-7 tane ille sınırlıdır. Geri kalan yer bir şekilde cemaatler, tarikatlar tarafından okutuluyor insanlar. İlim öğreniyorlar. Bu noktada onlar bir etkileşim alanları geniş. O yüzden Anadolu'daki İslam anlayışı o tip çatlak çatlak seslere ehemmiyet vermez. Mesela IŞİD'le alakalı Türkiye ne kadar çok ne kadar destek verdi ki Doğu Güneydoğu'da bazı dini bu noktada tam olarak bilmeyenler kendilerince bir şey yapıyor. O kadar ne o çatlak su kaçırır ama Türkiye bu noktada mesela Türkiye'deki İslami entelektüel olsun, şeyhler ondan sonra alimler bu konuda hemen hemen tak
tek cephede toplandılar, bu İslam değil dediler, attılar kenara. Yani bu İslam değildir deyip atmaları, yani hükümeti de yanlış yapmaktan kurtardı, etrafı da yanlış yapmaktan kurtardı, hiç kimse etkilenmedi bu noktada. Ama tek ağız oldu mesela, bütün İslami olarak, bütün tarikatlar, hemen hemen, bütün cemaatler, ne kadar varsa, bütün İslami dernek, kurum ve kuruluşlar, onun İslam'la bağlantılı olmadığını direkt attılar. Hatta denilebilir ki, Türkiye'deki Vahabi, Selefi çizgisi bu dönemde kadar zorlandıkları kadar zorlanmadı. Mesela şu anda aşırı derecede zorlanıyorlar ve kendilerini ifade edemiyorlar. Yani şeydeki Mısır'daki Selefi, Vahabi çizgisinin Sisi'yi desteklemesi, Irak'ta ve Suriye'de bu Vahabi, Selefi çizgisindeki IŞİD'in çıkıp La ilahe illallah diyenleri dahi katletmesi, Türkiye'deki ve Türkiye'den sonra Avrupa'daki, yani Türkiye Osmanlı'nın elinin altında bulunan Avrupa ülkelerindeki İslami duruşu da değiştirdi. Herkes normalde Vahabi, Selefi çizgisine karşı ritmik bir cevap verdi. Böyle olunca Türkiye'deki İslami, yani gerçek Kur'an sünnet entelektüelinin duruşunun muhteşem bir başkaldırışını gördük. O yüzden Türkiye'de Kur'an ve sünnete karşı bir şey yapmak artık eskisi gibi kolay değil. O yüzden birisi kalkıp da biz halifeliği ilan ediyoruz, halifeydi filanca seçtik. Buna böyle Anadolu Müslümanları böyle tamam halifeyi bulmuşlar. Büyüra gidelim. Yok öyle bir şey. Bu mümkün değil. Yani mesela bir kimse işte Mehdi'liğini ilan ediyor, herkes alay alıyor şimdi, kafa yapıyor. Mezarcınınki ayrı bir mesele. Ama mesela mezarcınınki bir şey. İskender. Ha mesela mezarcınınki 28 Şubat zulmü. Buna ilaçtır o hale getirdi. Peki 28 Şubat'ın mimarı olan kim? Bir kaşar nerede? Kulağınıza düşün. Yok. Yurt dışındadır. Peki 28 Şubat, Şubat'a karşı olan bugünkü dostlarımız Çevik Paşa'yı niye hiç almazlar? Çevik Paşa'nın sonunda Sebatay için. Peki. Batı Çalışma Kurumu'nun başıydı. Ne olacak ki? 28 Şubat'ı yapan bu adam. Ne olacak ki? Bunların olması ne olacak ki? Türkiye'de ne olacak? Yemek olmuşsa veya kendisini doğru buldu. Alparslan Türkeş'te Adnan Menderes hastalığı değil. Konu sallayıp dolaşmıyor mu? Alparslan Türkeş'in Adnan Menderes'i konuyla alakalı komitenin, birisini... Hocam bize Hazreti Şerif'i anlatın. Muharek adam, komitenin içinde, ihtilali yapanların içerisinde, ihtilali yapanlar, sonuçta Türkiye'de ihtilalcilerin hiçbirisine hiçbir şey yapamazsınız. Ama Alparslan Türkeş Hindistan'a sürgün gitmişti. İhtilalciler tarafından gönderilmişti. Sürgün gitse ne olacak ya? Allah Allah. Sonuçta yapıldı mı? Yapıldı. Abdülhamit Han'ı indirenler nerede? Bir şey oldu mu? Hayır. Vahdettin'i dışarı gönderenler bir şey oldu mu? Hayır. 31 Mart vakası oldu. Bir şey oldu mu? Hayır. Ama şimdi bir ne diyor ki? 28 Şubat'ın cevap devamı bu diyor. İntikamını alıyoruz diyor. Ya, laf ondan diyorsun. Kimse, hiç kimse hiçbir şeyin intikamını alamaz. Tabii. Türkiye burası. Yani bunlar artık gerek yok hamasi duygularla hareket etme. Ya normalde Atatürk istediğini normalde şey ne o? İstiklal Mahkemeleri. Hesap sana var mı? Yok. Daha mahkeme zabıtlarını açamıyorlar Türkiye'de. İstiklal mahkemelerinin zabıtları açılmıyor daha Türkiye'de. 100 yıl olması gerekiyor. Ya bitti, zabıtlar açılmıyor daha. Daha normalde Millet Meclisi'nin kurulduğu ikinci meclisinin görüşme zabıtları açılmıyor daha Türkiye'de. Bak Millet Meclisi'nin görüşme zabıtları. Bitti. Yani bu iş neyi konuşuyoruz ki? 28 Şubat yapan insanlar nerede bir şey yapacaklar? Hiçbirisi de yapamazlar. Ne yapıyor? Süleyman Demirel evinde oturuyor. Abi. Yapamazlar. Yani yapamaz. Orada çünkü normalde onlar bir şey yaptırırlarken, yaparlarken sonuçta o imzaları attırıyorlar sana. Ben 12 Eylül'de çektiğim işin Ece'nin cezasını sorulmasını istedim efendim. Hiçbir şey yapamazsın. Şimdi bir tarafta soracaklar inşallah. Ayrı mesele. Ne olacak ki? Hiçbir şey soramazsın.
hiçbir şey. Türkiye'de normalde bizim gibi insanlar, insanların devletten alacakları yoktur. Bu kadar basit. Ya yok, yapamazsın bunu, hiçbir şey yapamazsın. Ben 12 Eylül'de de senin dediğin gibi ne yapabildik? Hiçbir şey yapamadık. Bitti. Evet, 28 Şubat'ta ne yaptık? Hiçbir şey. Adamlar ne ya? Adamlar zaten seni götürürken normalde kağıt mı imzalıyorlar? Hocam 15 gün sonra alındığım şehirden başka bir şehirde bırakılır. Hiç önemli değil işte, aynı şeyi 28 Şubat'ta da yaptılar. Yani adam geldi, ben Nevşehir'de otelde yatıyorum, otele girişim var. Otele girişim var. Çıkış yok. Ondan sonra otele girişim var, adam parayı da yatırmışım. Adam geldi, gece geldi saatin üstünde kapıyı çaldı. Güm 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 kapıyı çalıyor birisi. Ben açtım, tak, şey, ya, polis. Buyurun, giyinir misiniz? İyi giyineceğim, kapıyı kapatma. Ne yapacaksın dedim, erotizm mi izleyeceğim? Ya hocam öyle deme ya işte, ya giyin, ne yapacağım dedim, dördüncü kattan mı atlayacağım aşağıda? Evet, giyin, gittik, götür. Ne içeri alıyor? Nezarethaneye alıyor. Ne bırakıyor? Oturuyorsun orada bankta. Kardeşim ne oturuyorsun? Oturuyoruz. Amiri bekliyoruz. Amiri bekliyoruz. Gece saat aldı 1.30'da. Ta saat oldu 3.30. Ertesi gün önümüzde. Yani yapacağı bir şey yok. Edeceği bir şey. Ne amirin? Ya sana ne? Kimse amirin o gelsin. Kimse amirin gelme. Gideceğim. Hocam bizim başımızı belaya alma. En sonunda dedim kardeşim kıracağım. Vallahi da billahi de yemin ediyorum dedim. Kendi çerçeve kafamdan vuracağım dedim. Eğer beni kaydetmezseniz. Kaç yaşındaydınız? Ne yaşı? 28 Şubat'ta işte. Pardon, 28 Şubat'ta. Evet, yani 12 Eylül'de 18 yaşındaydım. Ben 14 yaşında o işimde dedim. 18 yaşındaydım. Neyse vurdum, vuracağım dedim şimdi cama dedim ben. Eğer beni kaydetmezseniz. Mecbur kaydettiler. Şimdi içeri alsalar, hani tutuklandı deseler, tutuklayamıyorlar, bırakamıyorlardı ama kaydettirlerdi ya, kaydettirdim ya ben kendimi, bunlar duruyorlar şimdi. Amirim hacı kendini kaydettirdi, amirim hacı kendini kaydettirdi. Hacı tehlikeli amirim. Ondan sonra ne amir geldi, ne bir şey, ondan sonra bir evrak saat 3.30'da, bak bir evrak. Gittik şeye, savcılığa, genç bir savcı böyle. Ondan sonra önce doktora gittik, doktor da komünist çıktı. Eyvallah. Ondan sonra doktor dedi ki, hacı dedi bunlardan davacı ol dedi. Beni götüren de iyi polis rollerinde böyle, tamam mı? Hacı dedi bunlardan davacı ol dedi, yapma savcım filan dedi bu şimdi. Dedim davacı olsam ne olacak ki savcı bey dedim ben. Gene sizin gibi bir savcının önüne gelse dedim ben, bunlara bir şey yapar dedim ben. Ama sizin gibi bir savcı nerede bulacağız ki dedim. Böyle yaptı savcı polise, hani siz bu adamı ne aldınız diye. İmzaladı. Beni karakola bile götürmedi bir daha. Orada bıraktı beni. Kimden dava soracaksın şimdi? Siz şanslı mısınız gene? Yani böyle yapıyorum şimdi, ikinci görüyormuşsunuz. Bu kadar mı anlatayım ben? Selamünaleyküm.